Ankara'dan Elmadağ İlçe Stadyumu'ndan herkese mutlu günler sevgili izleyenler. U19 Gelişim Ligi'nde Ankara Gücü Altın Ordu'yu ağırlayacak. Anlatımda ben Elif Ünal sizlere eşlik ederken yorumlarıyla da Efe Dinç bizlerle birlikte olacak. Şimdi her iki takımın ilk 11'ine bakalım, ardından zorlu mücadele başlıyor olacak. Ankara Gücü'nde kalede Kaan Çinkaya olurken savunmanın sağında Harun, solunda ise Kaan İlker olacak. Savunma merkezindeki ikili Batuhan ve Yusuf Eren'den oluşurken orta alan ikilisi Tunağan, Ulaş Yılmaz. Sağ tarafta Atakan Dama, sol tarafta Hakan Öztürk. Forvet arkası pozisyonu Arif Eren ve inilerde ise Furkan Ceylan 11 ile Ankara Gücü takımı sahaya çıkıyor olacak. Altın Ordu'da ise kalede Efe Kaan Yıldız olurken savunmanın sağında Hakan Öztürk, solunda ise Enes Yetim olacak. Savunma merkezindeki ikili Hasan Berat ve Alperen'den oluşurken hemen önlerinde ön libero pozisyonda Furkan Yöntem'i izleyeceğiz. Orta saha ikilisi Berkay Tugay olurken sağ tarafta Yusuf, sol tarafta Abdullah ve inilerde ise Berkcan Cengiz 11 ile de Altın Ordu Futbol Kulübü karşımıza çıkıyor sevgili izleyenler. Karşılaşmanın hemen başında hatırlatmak istiyorum. Her iki takımda da Hakan Öztürk var ve her ikisi de 7 numara. Ankara Gücü'ndeki Ankara Gücü'nde Hakan diyeceğim. Altın Ordu'da Hakan Öztürk diyerek anlatmaya çalışacağım. Şimdiden bu bilgiyi de vermiş olalım. Efe, gerçekten çok zorlu bir mücadele. Ankara Gücü lideri konuk ediyor. Neler söylemek istersin? Evet. Yani uzun süredir beklediğimiz maç aslında Altın Ordu maçı. Altın Ordu hem lider hem ligin en genç takımı aynı zamanda. Yani bugün baktığımızda 4 tane 2005'li oyuncusu var. İlk 11'de. Ki Altın Ordu'nun oyuncularının çoğu da U17 milli takımı olsun, U16 olsun giden oyuncular. Mesela Furkan Yöntem 6 numarada bugün görev alacak Altın Ordu'da. U17 milli takım oyuncusu. Yine Hasan Berat da aynı şekilde. Güzel bir maç bekliyoruz. Gerçekten çok keyifli bir maç bekliyoruz. İki takımda da potansiyelli oyuncu sayısı çok fazla. Umarız sakatlığın olmadığı güzel, keyifli bir maç olur diyelim. Sevgili izleyenler, mücadeleye karşılaşmanın hakemi Emrehan Efe Akdoğan'ın düdüğüyle birlikte başlıyor olacak. Her iki takıma da başarılar diliyoruz ve karşılaşmanın hakemi son kontrollerin ardından ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya Ankara Gücü başladı. Kendi evinde ekranları başındaki izleyicilere de keyifli seyirler. Yusuf Eren. Döndü geriye Kaan Çinkaya. Mücadeleye önde baskıyla başladı Yusuf Talga ile birlikte. Altın Ordu takımı. Tunahan, Atakan, Arif Emre, Furkan'dan önce savunma girdi araya, Alperen'le birlikte ata devam ediyor. Sağ taraftan Harun'la birlikte Ankara Gücü takımının topsa doğrudan dışarıya çıktı. Lideri ağırlıyor dedik. Altın Ordu 24 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 54 puanla birlikte 1. sırada yer alıyor. Ankara Gücü ise 25 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyette 37 puanla 7. sırada. Abdullah. Araya girmek istedi Harun ve ardından top taca çıktı. Taç atışını kullanacak Enes Yetim'le birlikte Altın Ordu Futbol Kulübü. Bu karşılaşmadan önce Ankara Gücü takımı Adana Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı sevgili izleyenler. Altın Ordu takımı ise Manisa Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalmıştı. Hakan pasında araya girmek istedi Yusuf Eren ama topu kaybetti Hakan Öztürk. Berkcan. Ulaş araya girdi ve topu kazandı. Kendi yer alanında Ankara Gücü. Kaan İlker'in uzun pasında atak yönüne göre sol taraftaydı Hakan. Araya girdi savunma Hasan Berat'la. Furkan. Hakan. Arif Emre. Atakan Dama. Atakan topla birlikte sıyırmak isterken araya girdi savunma Enes Yetim'le. Atakan. Bir kez daha topun sahibi ceza sahasına doğru yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Altın Ordu takımı kendi yer alanından çıkmaya çalışırken de faul geldi. Kaan İlker'den. Tempolu başladı maç aslında baktığımızda. Ki Altın Ordu oyun felsefesi olan bir takım aslında. Müthiş pas yapan, geriden oyun kurmaya çalışan, sabırla pas yapan bir takım. Evet. Hakan'ın ortasında pozisyonu buldu Abdullah Soğucak'la birlikte ama Kaan kurtardı pozisyonu. Dönen topta dışarıya çıktı sevgili izleyenler mücadelede. İlk tehlikeli atakta. Şimdi pozisyonun tekrarını izliyoruz. Serbest vuruşu Hakan Öztürk kullanmış ve ardından Abdullah da oradan kaleyi görmüştü bu pozisyonda.
yüksek şiddetle oynamaya çalışan bir takım aslında Altınordu. Hocaların Ahmet Ateş de gerçekten bu ligin başarılı hocalarından birisi. İdealist bir hocam. Onun da inşallah iyi bir kariyeri olur diyelim. Kaan Çinkaya. Hava topu mücadelesine kazanan Altınordu takımı olmuştu ama son topta Enes Yetim'den çıktı. Taç atışını kullanacak Harun'la birlikte Ankara Gücü. Genel olarak Ankara Gücü'ne bakacak olursak zaten 9 maçlık yenilmezlik serisi vardı ve o Ümraniye deplasmanında son bulmuştu 2-1 mağlup olarak. Geçen hafta ise Adana Spor 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Seri anlamında Ankara Gücü seri yakalamasının yanında futbol anlamında da bir yükselişteydi performans anlamında diyebiliriz. Efe şimdi atak yönünden sol taraftan Kaan İlker'le birlikte gelecek. Ankara Gücü Kaan ilk çalımında başarı var. Ardından ekseni etrafına dönerek bıraktı geriye Ulaş. Yusuf Eren. Tunahan. Tunahan'ın savunma arkasına doğru pasında top savunmanın da kontrolünde kaleci Efe Kaan Yıldız'da. Ki baktığımızda son 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış Ankara Gücü. O da formda bir takım aslında. Evet. Rakip yaralana doğru Altınordu geçmeye çalışırken araya girdi Hakan ve topu kazandırdı. Ankara Gücü takımına atak yönüne göre sol taraftan gelecek Ankara Gücü derken araya girdi Furkan Yöntem. Son topa müdahale ise Hakan'dan geldi. Taç atışını kullanacak Altınordu Hakan Öztürk'le. Yeniden hatırlatalım ekranları başındaki izleyicilere. Her iki takımda da 7 numara Hakan Öztürk. Ankara Gücü'ndeki Hakan Öztürk'e sadece Hakan ve Altınordu'dakine de Hakan Öztürk diyerek sizleri bilgilendirmeye çalışıyor olacağım. İlk 5 dakika ve tempolu bir oyun başlangıcı yaşıyoruz hep birlikte. Berkcan. Topu uzaklaştırmaya çalıştı kendi yaralanından Abdullah. Yusuf. Yusuf'un basında Kaan girdi araya, ardından Batuhan Beştaş topu uzaklaştıran isim oldu Atakan. Atakan'ın pasında top Arif Emre'yi de aşarak kaleci Efe Kaan Yıldız'ın ellerinde kaldı top. Önde baskıyla başladı Altınordu aslında. Takım halinin önde baskı yapıyorlar zaten, doğrusu olan da bu. Ankara Gücü'de tabii ters toplar, diagonal paslar da önem kazanıyor bu noktada. Onlar da bu şekilde karşılık veriyorlar. Evet. Alperen. Hakan Öztürk. Uzun pasında yerden karşıladı Berkcan, ardından Yusuf Eren girdi araya Tunahan. Atakan Dama. Karşısına aldı Enes Atakan. Atak yöne göre sağ tarafta, ardından Enes topu uzaklaştırdı. Dönen top yeniden Tunahan'la birlikte. Ankara Gücü'nde Ulaş. Ulaş'ın yerden pas mı kaleyi mi yokladı bilemedik ama top Efe Kaan Yıldız'da. Efe Kaan'da oyunu başlattı uzun topla. Tunahan. Enes. Atakan'ın baskısı devam ederken Enes'e, Enes topu uzaklaştırmayı başardı. Kendi yaralanından. Batuhan. Ve top dışarıya çıktı sevgili izleyenler. Batuhan orada Abdullah'a da çarptırarak taç atışını kazandırdı takımına. Rakip yaralanan ilk metrelerinden taç atışı kullanacak Harun'la birlikte Ankara Gücü. İlk 7 dakikada tempolu bir oyunun olduğunu söyleyelim. İlerleyen dakikalarda daha da keyfi artacaktır diye düşünüyorum. Furkan. Son top Ankara Gücü takımından çıktı dedi yardımcı hakem ve ardından taç el değiştirdi. Enes Yetim'le birlikte kullanılacak Altınordu takımı taç atışını. Ulaş. Yusuf Eren. Kaan İlker'in de bekten bildirmesi vardı. Şimdi atak yönüne göre sol tarafta topla buluşacaktı ama araya girdi Hakan Öztürk ve taç atışını kullanacak Kaan İlker'le birlikte Ankara Gücü. Kenarda her iki teknik direktörden de uyarılar devam ediyor tabii ki. Furkan. Ayağa kaydı, zeminin de azizliğine uğradı Furkan ve ardından top da oradan dışarıya çıktı.
bugün baktığımızda Atakan, Furkan, Arif Emre, Ulaş, Hakan gibi, Kaan gibi A takımından gelen birçok oyuncu var Ankara Gücü'nde. Hepsi çok potansiyelli. Hepsinin yolu açık olsun diyelim tekrardan. Ulaş pasında Arif Emre. İki Hakan Öztürk'ün mücadelesinde taç Ankara Gücü takımından oldu sevgili izleyenler. Futbolda ender görülen bir durum. 2-7 numara 2 Hakan Öztürk ve mücadelesinde topu Ankara Gücü'nde Yusuf Eren. Hakan bıraktı Furkan'a. Atak yönüne göre sol tarafta Furkan Ceylan. Topla buluştu karşısında altı Hasan Berat'ı. Kaan İlker. Araya girdi Hakan Öztürk ve top taca çıktı. Taç atışını kullanacak Kaan İlker'le birlikte. Rakip yaralan son metrelerinden Ankara Gücü. Kaan İlker henüz taç atışını kullanmamıştı. Şimdi Furkan'ı tercih etti. O taç atışında Kaan İlker. Pasında Hakan. Ceza sahasında Hakan kaleyi düşündü ve top. Efe Kaan Yıldız'ın ellerinde. Birazdan pozisyon tekrarını izleyeceğiz. Aslında dar açıda paslaştı bu ikili. Ve ardından Hakan çok iyi sıyrıldı ceza sahası içinde. Doğrudan kaleyi düşündü ve Efe Kaan Yıldız kurtardı pozisyonu. Dakika 10'da gelişti bu atak. Bir de bu pozisyonu değerlendirelim. Taç atışından gelişti. Efe neler söylemek istersin? Pas opsiyonları da vardı aslında Hakan Öztürk'ün ama şutu tercih etti orada. Dar açıydı. Bence daha iyi bir tercih yapabilirdi o bölgede. Evet. Harun. Harun da kontrole top. Kaan Çinkaya'da. Altın oradaki Hakan Öztürk normalde kanat oyuncusu. Sağ kanatta görev alan bir oyuncu. 9 gol 12 asisti var. Ama bugün sağ bekte görev alıyor. Sağ bek eksikliği sebebiyle. Yusuf Eren önde baskısı devam ediyor. Yusuf Talga ile birlikte Altın Ordu takımının o baskıya Tugay da katıldı. Ulaş uzaklaştırdığı noktada rakip yaralandı. Hakan'la birlikte topu kazandı. Altın Ordu takımı ardından rakip yaralandı da pas trafiğinde Enes topu uzaklaştıran isim oldu. Karşılaşmada 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Top Kaan İlker'e geçmedi. Ardından Yusuf Talga ile birlikte çıkıyor şu anda Altın Ordu takımı Berkcan. Batuhan Beştaş'la mücadelesinde Berkcan çalımını atıp çizgiye doğru istedi ama top doğrudan dışarıya çıktı. Top doğrudan dışarıya çıkmıştı. Kaan Çinkaya ile birlikte oyunu hareketlendirecek yeniden Ankara Gücü kale vuruşunda. Kaan İlker ve Kaan topun kontrolünü sağlayamadı. Ardından Hakan Öztürk ile birlikte Altın Ordu takımı taç atışını kullandı Yusuf. Kaan'a çarpan topla bir kez daha taç atışını kullandı Yusuf. Hemen hareketlendirdi Hakan'ı ama araya girdi Tunahan Ankara Gücü takımında. Tunahan'ın pasını taysa top doğrudan dışarıya çıktı sevgili izleyenler. Taç atışını kullandı Hasan Berat. Paslaştı Alperen'le. Berkay. Atak yönüne göre sol tarafta çizgiye indi Berkay ama ardından top doğrudan kaleci Kaan Çinkaya'nın ellerinde kaldı. Kaan oyunu hızlı başlatmak istedi ama takım arkadaşları ileriye doğru hızlı hareketlenmeyince şimdi pasında hata var ve Altın Ordu takımında Furkan, Berkay, Harun, Atakan Dama. Atakan orta alana kadar kat etti ve oyunu yönünü çevirdi. Sol taraftaki Kaan İlker'e doğru. Kaan. Hakan. Bıraktı geriye Yusuf Eren. Yusuf Eren oyunun yönünü çevirdi. Şimdi sağ taraftaki Harun'a doğru. Harun. Atakan. Harun. Tunahan Ertuğrul. Yusuf Eren. Yusuf Eren'in pasında top
Tugay'a da çarptı ve şimdi ani atak şansını yakaladı Berkcan'la birlikte. Altınordu takımı Berkcan çalımında başarı var. Ardından yerde kaldı Berkcan ve karşılaşmanın hakemi devam dedi mücadeleye. Ulaş. Ulaş'ın uzun pasında oyunun yönü çevrildi. Bir kez daha Atakan Damaya doğru. Atakan'ın ilk kontrol topla birlikte başarılı. Karşısına aldı Enes Atakan ve ardından yerden çıkardı pasını. Ulaş'ı topla buluşturmayı başardı. Savunmanın uzaklaştırdığı topta yeniden Ankara Gücü takımı atak tazeliyor olacak Kaan İlker. Ulaş. Baskı devam ederken Ulaş'a Tugay'dan topta Yusuf Eren'e kadar geldi mücadelede. Tunahan. Batuhan. Harun. Topun kontrolünü sağladı çizgide ve göğsüyle topu eline alıp Furkan'ı topla buluşturmak istedi. Ardından savunmadan seken topta Hakan topla buluştu. Hakan ve ardından top ağlarda sevgili izleyenler. Hakan Öztürk golü attı. Çok güzel bir atak geliştirmişti zaten dakika 14'te Ankara Gücü ve şimdi o pozisyonu izliyoruz. Savunmadan seken top Furkan yükselmişti savunmanın arasından. Zaten ardından Hakan çekti soluna ve topu ağlara gönderen isim oldu. Hakan'ın ligdeki 4. golü oldu sevgili izleyenler. Dakika 14 itibarıyla böyle bir gol daha atmıştı Hakan Öztürk. Evet. Yine Bursa'daydı. Neler söylemek istersin? Dakika 14 ve Ankara Gücü 1-0 önde. Hakan'ın en iyi yaptığı iş bu aslında. Gol vuruşları gerçekten çok iyi bir isim Hakan Öztürk. Benzer golleri de var zaten dediğin gibi ama bugün de yine çok kritik bir maçta aslında güzel bir gol attı. Yapan ortada aslında arkaya seken bir topta Hakan boşta kaldı den. Sonrasında Hakan'ın kademeye gelmesinden sonra topu çekip topu aldıra gönderdi Hakan Öztürk ve golümüzü kaydetti. Şimdi öndeyiz ama daha dikkatli oynamamız lazım artık Altınordu. Hafife alınacak bir takım değil. Bakalım bundan sonra nasıl maç bizi bekleyecek. Umarız tempo devam eder diyelim. Sevgili izleyenler dakika 14 itibariyle Ankara Gücü evinde 1-0 öne geçti. Hakan Öztürk'ün attığı golle birlikte şimdi karşı atak şansında da savunma Harun'la birlikte topu uzaklaştırdı ve top taca çıktı. Taç atışını kullanacak Altınordu Futbol Kulübü. 15 dakikayı geride bırakıyoruz. Mücadeleyi ekranlarının başında izleyen izleyicilerimiz mutlaka vardır ve belki de Altınordu Futbol Kulübü zaten Türkiye'nin en iyi altyapılarından birine sahip ve bu mücadeleyi takip ederken de karşılaşmanın keyifli ve tempolu olacağını baştan söylemiştik. Şimdi de o şekilde devam ediyor Hakan Öztürk. Savunma arkasını düşündü. Harun topu uzaklaştırdı. Tunahan. Arif Emre. Kontra atak şansı doğdu Ankara Gücü takımı için. Sol tarafta Hakan Öztürk ise boş olan oyuncuydu. Kayarak müdahale geldi. Şimdi Hakan Öztürk'ten. Hakan. Ceza sahası içinde yerden pasında Arif Emre. Tunahan ve ardından savunma karşıladı Berkay'la. Kendi yaralanından topu uzaklaştıramadı Altınordu ama orada Abdullah Soğucağı yapılan faulün ardından serbest vuruş kullanacak Altınordu takımı. Önceki maçlara göre daha değerli toplu Ankara Gücü olduğunu söyleyebiliriz aslında. Daha düzenli ataklar yapıyor şu an Ankara Gücü takımı ve gerçekten daha maça ağırlığını koyan bir takım var önceki maçlara göre. Aslında bunu birazcık da şuna bağlıyorum. Çoğu oyuncunun A takımda olduğunu söylüyoruz ve antrenman evet. programında da çoğu oyuncu bir arada oynayamıyorlar. A takımla U19 arasında artık uyum sağlandı diyebiliriz. Bundan dolayı da oyuncular birbirine daha çok alışmış durumda. Atakan da atak yöne göre sağ tarafta ceza sahasına doğru girdi. Atakan sol ayağını aldı ve ardından Efe Kurdar dönen pozisyonda yine savunmaya çarptı top. Golün ardından da üst üste ataklarına devam ediyor. Ankara Gücü takımı Atakan Dama ile birlikte bu kez de kaleyi yokladı. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Atakan sol ayağıyla vurdu kaleci. Efe Kan kurtardı. Dönen pozisyonda top savunmaya çarptı ve dışarıya çıkmıştı sevgili izleyenler. Şimdi de atak yönüne göre sol taraftan köşe gönderine doğru hareketlendi. Arif Emre Eren ve bir duran top organizasyonu doğdu Ankara Gücü takımı için. Arif Emre yaptı ortayı. Herkes aşan top. Ardından Batuhan'da. Batuhan ceza sahasına doğru yükseltti bir daha. Furkan. Kaan İlker. Arif Emre. Yusuf Eren. Yusuf Eren yaptı ortayı. Kafa vuruşu geldi Ulaş'tan ama top üstten dışarıya çıktı. Dakika 18 ataklarına devam ediyor. Ankara Gücü takımı. Tempoya karşı dikkat Ankara Gücü gerçekten maçın başından beri. Batuhan.
Batuhan'ın yükselttiği noktada Hakan'la birlikte Kaan İlker yükselmişti. Topa ardından son topsa 8 numaralı formasıyla Tugay Güner'den çıktı. Taç atışını kullanacak Ankara Gücü Kaan İlker'le. Yusuf Eren, Batuhan, Kaan İlker, Hakan, Ulaş, Kaan İlker. Pasında Furkan'dan önce araya girdi. Savunma Hasan Berat'la. Hakan Öztürk. Tunağan girdi araya. Top yeniden Ankara Gücü takımında. Rakip yer alanın ilk metrelerinde Harun topla buluştu. Atak yönüne göre sağ tarafta ise Atakan Dama. Atakan'ın pası Kaan İlker'e geçmedi. Tugay. Batuhan. Arif Emre. Batuhan Beştaş. Yusuf Eren. Ulaş bir kez daha oyunun yönünü çevirdi. Sağ tarafa Atakan Dama. Topun kontrolünü sağlayamadı ve taç atışını kullanacak Enes Yetim'le birlikte Altın Ordu Futbol Kulübü. Dakika 20'nin içindeyiz sevgili izleyenler. 1-0'lık Ankara Gücü takımının üstünlüğü devam ediyor. Gol dakika 14'te Hakan Öztürk'ten gelmişti. Savunmadan seken topta Hakan topun kontrolünü sağlamış ve ardından sol ayağıyla topu ağlara gönderen isim olmuştu. Ankara Gücü 7 numarası. Hakan Öztürk. Tugay topun kontrolünü sağlayamadı. Yeniden top Ankara Gücü takımına geçti Arif Emre. Hakan. İki Hakan Öztürk'ün mücadelesinde Hakan yerden pasında savunma girdi araya Hasan Berat'la. Hakan Öztürk. Tugay. Hakan Tugay paslaşmasının ardından Tugay hareketlendirdi. Yusuf'u kayarak müdahale geldi Yusuf Eren'den ve top taca çıktı sevgili izleyenler. Taç atışını kullanacak. Hakan'ın bir sakatlığı söz konusu ve şu anda taç atışının kullanılmasına izin vermedi karşılaşmanın hakemi. Aslında pozisyona baktığımızda Hakan'ın dışarıya doğru hareketlendiğini görmüştüm ama karşılaşmayı takip ederken de bir sakatlık olarak düşünmemiştim. Şu anda sağlık ekipleri müdahalede bulunuyor. Tek golün sahibi Hakan Öztürk'e. Efe oyun durmuşken şöyle bir 21 dakikayı izleyecek olursak neler söylemek istersin? İzleyicilerimizi şöyle bir özetleyelim. Gol geldi ama neler söylemek istersin? Yani tempolu bir maç başlangıcı ama aslında baktığımızda ben Ankara Gücü'nün bu sene bu kadar iyi oynadığı bir maç hatırlamıyorum yani. Bu maç için çok iyi performans geldi. Oyuncuların hepsi bugün daha konsantre başladılar maça. En iyi maçlarımızdan biri başlangıç olarak baktığımızda şu an için durum böyle. Tabii Altın Ordu'da aynı şekilde şu an Hakan Öztürk'le birlikte geldi. Hakan'ın yerden ortasına savunma karşıladı Batuhan'la. Karşılık vermeye çalışıyor. Şu anda biraz daha uzun toplarla şu an Ankara Gücü sahasına yükleniyorlar. Ve Hakan Öztürk, Kaan ellerinden kaçırmıştı Batuhan devamında pozisyonun topu uzaklaştıran isim oldu. Ama Hakan Öztürk, şimdi de diğer Hakan tam kale direğinin orada yerden kalkamadı mücadele devam ederken. Şimdi top taca atılacaktır Kaan Efe tarafından. Çünkü kale direğinin orada Hakan yerden kalkamadı Hakan Öztürk. İki Hakan'ın da sakatlığını izlemiş olduk sevgili izleyenler. Ankara Gücü'nde Hakan Öztürk oyuna girmişti zaten ve mücadelede şimdi Altın Ordu takımında kale direğinin orada Hakan Öztürk yatıyordu ve sağlık ekipleri müdahalede bulunuyor olacak. Golü çok yaklaştı Altın Ordu az önce. Hakan'ın seken topu elinden kaçırdı aslında kaleciler için de biraz zor bir toptu. Orada Hakan tamamlayabilseydi belki de şu an 1-1 olmuştu ama Hakan tamamlayamadı orada topu. Sevgili izleyenler, Altın Ordu Futbol Kulübü'nün iki mağlubiyeti var. Bunlardan birisi 3. haftada Keçiören Gücü'ne karşı 1-0 mağlup oldular ve de 26. haftada Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldular. Son haftada Manisa Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldılar. Ankara Gücü takımı ise 9 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olmuştu ve geçen hafta ise Adana Spor'u yine bu sahada 1-0 mağlup ederek Tunağan'ın attığı penaltı atışıyla belki de yeni bir seri daha doğacaktır. Ligin artık sonlarına doğru yaklaşırken, tabii biz artık ligin sonlarına doğru yaklaşırken bir nevi buradaki
çoğu oyuncuyu da bir dahaki sezon Ankara Gücü A takımında izliyor olacağız. Evet. İnşallah Süper Lig'de izliyor olacağız. Böyle bir de bir durum söz konusu. 2022'de burada zaten seneye oynayamayacaklar. Evet. Arif Emre, Hakan olsun, Harun olsun, onları umarız A takımda Süper Lig'de izleyeceğiz seneye. Hakan kendini öne doğru attı fark ettiysen evet. Şu anda. Efe dikkat edilmesi gereken de bir oyuncu, çok hareketli. Enes. Atak yönüne göre sol tarafta Enes topla buluştu. Ardından Abdullah. Abdullah'ın ilk çalımında başarı var. Ardından karşılaşmanın hakemi faul işaret etti mücadelede. Atak yönüne göre sol taraftan ceza sahası çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanacak Abdullah'la birlikte Altın Ordu Futbol Kulübü topun başına Furkan Yöntem var. Savunmadan Alperen Bekli de ceza sahası içine doğru hareketlendi. Dakika 24. Karşılaşmanın hakemi barajı da ayarladı ve işaretiyle birlikte Altın Ordu Futbol Kulübü serbest vuruş kullanıyor olacak Furkan'la birlikte. İşaret geldi. Furkan yaptı ortayı, savunma karşıladı Tunağan'la ve ardından köşe vuruşunu kazandı Altın Ordu takımı. Şimdi de atak yönüne göre sol taraftan Furkan Yöntem'le köşe vuruşunu kullanacaklar. Karşılaşmadaki ilk köşe vuruşu olacak Altın Ordu takımının. Oyunun yönüne göre sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan Alperen ve Hasan Berat ceza sahası içinde. Yapılan ortada savunma uzaklaştırdı. Dönen top Arif Emre yükseltti. Yükselttiği noktadaki tek oyuncu Atakan Damay'da. O da topun kontrolünü sağlayamadı. Taç atışını kullanacak Enes Yetim'le birlikte Altın Ordu. Furkan Yöntem de aslında U17 milli takım oyuncusu. Az önce Hakan'a attığı uzun top gibi o şekilde derin pasları gerçekten etkili olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Duran topları iyi kullanan bir isim. Evet. Yusuf Eren. Ulaş. Ulaş'ın topu yükselttiği noktada Enes Yetim karşıladı bu topu. Tunağan faul yaptı ve serbest vuruşu kullanacak rakip yer alan ilk metrelerinden Altın Ordu. Furkan kullandı hemen Berkcan'a doğru. Enes. Enes Atakan mücadelesinde Enes topun kontrolünü sağladı çizgide. Ardından Harun'la mücadelesinde ise topu kaybetti Altın Ordu takımı. Ama Tunahan istediği gibi topu uzaklaştıramadı ve taç atışını kullanacak Altın Ordu Futbol Kulübü rakip yer alan ilk metrelerinden topu verdi takım arkadaşına. Şimdi Alperen ve Enes Yetim kullanacak taç atışını. Enes kullandı ceza sahası içine doğru. Ve ardından Tugay Güner'in şutunuysa Kaan Çinkaya kurtardı. Dakika 26. Altın Ordu Futbol Kulübü de beraberlikle birlikte mücadeleye devam etmek isteyen taraf olacaktır elbette. Atak yönüne göre 7 golü var. Kaan güzel bir kuruş yaptı gerçekten. Atak yönüne göre sol taraftan ikinci köşe vuruşunu kullanacak Furkan'la birlikte Altın Ordu Futbol Kulübü. Furkan yaptı ortayı. Ardından Kaan Çinkaya çıktı ve aldı bu topu. Hemen başlatmak istedi yine mücadeleyi ve öyle de oldu. İleride tek oyuncu Atakan Dama. Atakan'la Enes aynı anda yükselmiş sevgili izleyenler ama şu anda Kaan Çinkaya'nın bir sakatlığı söz konusu. Mücadeleyi başlatmasının ardından bir sakatlık yaşadı ve karşılaşma durdu. Bu kısımda da Kaan'ın sakatlığı var. Bir Kaan'a da değinmemiz gerekecek. Harun Halil'le birlikte aslında kaleyi koruyan tarafta ama sezonda daha çok Kaan'ı izledik. Kaan'la ilgili de belki de ilk kez izleyen izleyiciler de vardır. Neler söylemek istersin? 1.90 boyunda refleksleri ve çizgi kaleciliği gerçekten iyi bir kaleci aslında baktığımızda. Yani toplarını geliştirebilir ama onu da geliştireceğini düşünüyorum ben. Daha 18 yaşında 2004'lü bir kaleci. Onu da umarız A takımda ilerleyen yıllarda izleyeceğiz. Tabi mevkisi kaleci olduğu için biraz daha riskli bir mevki. O yüzden şans bulması kalecileri biraz daha zor oluyor ama Altay örneği de var. İnşallah Altay gibi o da ilerleyen yıllarda Ankara Gücü'nün kalesini koruyacaktır. Evet. Alperen. Atakan Enes'le mücadelesinde topun kontrolünü sağlayamadı. Ama ardından Furkan topla birlikte ilerleyen oyuncuydu. Top da çizgiden dışarıya çıktı. Taç atışını kullanacak Enes Yetim'le birlikte Ankara Gücü'ne karşı Altın Ordu Futbol Kulübü.
Berkay. Abdullah. Tugay. Tugay yine kaleyi düşündü, ardından top savunmaya da çarparak dışarıya çıktı sevgili izleyenler. Tugay Güner 8 numaralı formasını giyen Altınordu takım oyuncusu. Her topu bulduğunda kaleyi düşünen de bir oyuncu olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Üst üste iki pozisyonda Ankara Gücü kalesi yoklanmış durumdaydı. Savunmaya da çarpan topta 3. köşe vuruşunu kullanacak. Oyunun yönüne göre sol taraftan Furkan Yöntem'le birlikte Altınordu Futbol Kulübü. Furkan kullandı köşe vuruşunu, ardından herkes aşan top doğrudan dışarıya çıktı ama karşılaşmanın hakemi son müdahale geldi. Kaan'dan dedi ve atak yönüne göre şimdi de sağ taraftan bir duran top kazanılmış oldu Altınordu Futbol Kulübü için. Bu kez topun başında Tugay Güner var 8 numaralı formasıyla. Tugay yaptı ortayı, Kaan Çınkaya topu uzaklaştırmayı başardı ama dönen top bir kez daha Altınordu takımında Hakan yükseltti ama top doğrudan dışarıya çıktı Hakan Öztürk'ün bu topunda. Dakika 29 bitti sevgili izleyenler. 30. dakikanın ilk saniyelerindeyiz ve bir sakatlık daha var. Yusuf Eren yerde kalan oyuncu, Ankara Gücü takımında ceza sahası içinde. Sağlık ekipleri müdahalede bulunacak. Ben de Efe'den şunu isteyeceğim. Batuhan'la Yusuf Eren'i izliyoruz. Bu ikili uzun süredir de bozulmuyor. Hatta Batuhan'ı A takımda antrenmanlara çıkarken de görüyoruz. Bu ikiliyle ilgili neler söylemek istersin? Uyumlu bir ikili aslında baktığımızda. Batuhan daha çok hamleleriyle öne çıkan bir stoperken Yusuf Eren daha çok pas kalitesiyle öne çıkan bir stoper aslında. Tamamlayan bir ikili birbirini. Altınordu'ya baktığımızda da aslında Berkay Kınaç, Furkan Yöntem ve Tugay Gündem orta sahasını izliyoruz ve bu orta saha toplu oyunda 3 tane iyi isimle buluşuyor baktığımızda. Yani toplu oyunda iyiler, skorer oyuncular. Tugay 7 golü var, Berkay'ın yine baktığımızda 9 golü var. Ama bunların tabii topsuz oyunda, savunma oyununda biraz eksikleri olabiliyor bazen. Alan kapatmada veya savunmada takip etme konusunda eksikleri olabiliyor, hataları yapabiliyorlar yani savunma bölümünde için. Yusuf Eren'i hatta biz sol bekte de izlemiştik. Evet. Sol bekten devşirme olarak bir stoper ikilisi oldular Batuhan'la. Bunu da yeni eğer izleyen Ankara Gücü 19 takımını izleyen izleyiciler varsa bu bilgiyi de verelim. Yusuf Eren de yine ayakları iyi bir isim aslında. Duran topları da iyi kullanan bir isim. Az önce ortası vardı Ulaş Yılmaz'a. Altı pasta Ulaş'ın dışarıya gönderdiği bir pozisyondu. Bunun gibi orta kalitesi de aslında iyi bir isim Yusuf Eren Göktaş. Sevgili izleyenler, şimdi biz Yusuf Eren'den bahsederken Yusuf Eren de karşılaşmanın hakeminin işaretiyle birlikte oyun alanına yeniden dönen isim olacak. Kaan Çınkaya da oyunu hareketlendirecek. 30 dakikayı geride bırakıyoruz. Ankara Elmadağ İlçe Stadyumu'nda ve 1-0'lık Ankara Gücü takımının üstünlüğü ise devam ediyor. Gol dakika 14'te Hakan Öztürk'ten gelmişti. Savunmadan seken topu Hakan Öztürk takipçiliğini konuşturarak sol ayağıyla birlikte topu ağlara göndermişti Ulaş. Batuhan. Batuhan'a Abdullah'ın baskısı var ve Batuhan topun kontrolünü sağladı ve pasını aktardı Harun'a derken top dışarıya çıktı sevgili izleyenler ve taç atışını kullanacak Enes Yetim'le birlikte Altınordu. Enes kullandı taç atışını. Ardından bu kez de kaleyi Abdullah'la birlikte yolladı Altınordu ama oldukça etkisiz bir vuruştu bu. Tabii takımlar U19'da da artık fikstürün daha da sıkışık olacağını da söyleyelim sevgili izleyenler. Bazen takımlar deplasmana giderek de 2-3 günde bir futbol oynamak zorunda kalacaklar. Pandemi sebebiyle zaten geçen sezon biliyorsunuz ki zaten tüm gelişim ligleri sessiz bir şekilde sezonu tamamlamıştı. Bu sezonda ise birazcık geç başlaması durumundan ötürü fikstür hızlanması gerekiyor ve 1 Haziran itibarıyla da 19 Gelişim Ligi'nde de son noktayı koyuyor olacağız. Sıralamalar elbette önemli. Sıralamalarla ilgili de istersen bilgileri verelim. Neler söylemek istersin Efe? Ekranları başındaki izleyicilere sıralamalar ve takımların geleceğiyle ilgili, Türkiye finalleriyle ilgili. İlk üçte bitiren takımlara para ödülü var sadece. Başka bir sıralamaya yönelik bir ödül yok. Yani playoff vardı geçen sene ama bu sene evet, playoff olmayacak. Sadece ilk üçte bitiren takımlara bir para ödülü söz konusu. Alperen.
Kendi yer alanında iyi paslaşamadı Altınordu, ardından Ankara Gücü için bir atak daha doğdu. Atakan sıyrıldı rakibi Furkan'dan yükselttiği noktada. Furkan Ceylan kafa vuruşu ve top ağlarda. Savunmanın hatası geldi. Kendi yer alanından çıkamadı Altınordu Futbol Kulübü. Ardından Atakan Daban'ın asisti. Furkan Ceylan'ın kafa golüyle birlikte skor 2-0, dakika 34. İzliyoruz şimdi Atakan Daban'ın ortasını. Gerçekten çok şık bir orta. Furkan da aynı güzellikle topa yükselmiş ve savunma da zaten hazırlıksız yakalanmıştı Altınordu Futbol Kulübü adına. Ve top ağlara gitti. Dakika 34, skor 2-0. Golse Furkan Ceylan, Hakan Öztürk ve Furkan Ceylan'ın golleriyle skor 2-0'a geldi sevgili izleyenler. Altınordu savunmasının kaydı bir pozisyon aslında. Hakan orada Furkan'ı mark etmek zorunda kaldı, oraya koştu ama Hasan Berat da aslında oraya yakın, oraya gitmesi gerekiyordu. Tabii Ankara Gücü'ne baktığımızda çok güzel bir gol gerçekten. Atakan'ın yine çok güzel bir asisti. İç koridoru iyi kullandı yine Atakan ve asistini yaptı. Furkan da en iyi yaptığı işlerden birini kafa gollerine devam etti ve 9. golünü attı Furkan Ceylan. Altınordu takımına bakacak olursak da savunmada belki de hiç beklenmeyecek bir hata geldi diyebiliriz sevgili izleyenler ve o hatanın ardından da skor 2-0'a geldi. Berkay pasında Abdullah, Berkay, Furkan, Hakan Öztürk çaprazdan vurdu ve top doğrudan dışarıya çıktı. İlk golde yine Furkan iki oyuncu arasında savunmada yükselmiş ve Furkan'ı da aşağı topta, savunmadan seken topta Hakan Öztürk tamamlamıştı sevgili izleyenler. İkinci topta ise kendi yer alanından çıkmakta, paslaşmalarda güçlük yaşayan, aslında Ankara Gücü'nün de çok büyük bir baskısı olmadığı bölümde Altınordu. Kendi hatasından, büyük hatasından golü yedi diyebiliriz. Ankara Gücü'nde Atakan Dama takipçiliğini konuşturdu bu kez ve ardından Furkan'a yaptığı servisle birlikte de skor 2-0'a geldi. Hakan Öztürk araya girdi, Tunahan ve Tunahan'a müdahalesinin ardından Hakan'ın serbest vuruşu kullanacak Ankara Gücü takımı ama sağlık ekipleri Tunahan Ertuğrul için sahaya çağrıldı. Tunahan da sol ayak bileğini tutan oyuncu. Dediğinden devam edeyim. Aslında Furkan Ceylan da sahte koş dediğimiz o koşları yapıp stoperleri evet, kendine çekebilen, böylece alan yaratabilen bir oyuncu. Bu özelliği de var Furkan Ceylan'ın. Gol de atabiliyor gördüğünüz gibi. 9'da gol oldu şu an U19 liginde. A takımda sözleşmesi de var zaten. O da inşallah ilerleyen yıllarda Süper Lig'de izleyeceğimiz isimlerden biri olur diyelim. Bu arada Altınordu tarafına baktığımızda aslında Altınordu hafife alınacak bir takım değil. En son 2 maçta puan kaybı var ama ondan önce 4 maçta kazanmış bir takım. Evet. Erzurumspor'u 7-1 yenmiş. Erzurumspor şu an ligde 3. sırada. Yani hafife alınacak bir takım değil Altınordu. Altınordu ile ilgili izleyicilerimize şöyle bir bilgi verelim. U19, 17, 16... Bu takımlarda oynayan oyuncuları hep bir yaş daha küçük tercih ediyorlar. Yani şu anda çoğu sahada gördüğümüz oyuncular 2005 doğumlu olarak mücadele verdiğini de söyleyelim. Atakan. Enes'le mücadelesinde Atakan hala topla birlikte de kazanıp çalımını atıp ceza sahasına girdi ve ardından kendini yerde buldu. Karşılaşmanın hakemi ise şimdi kartına başvuruyor olacak. Atakan'a çıkacak o kart. Aldatmaya yönelik hareket evet, olarak değerlendirdi çünkü karşılaşmanın hakemi. Muharrem Canlı'dan da itirazlar var. Ve karşılaşmanın hakemi aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirdi. Dakika 37'de kartı gördü. Sarı kartı gördü. Atakan Dama. Bir pozisyonu tekrar birazdan ekrana gelecektir. Biz de tekrar sizlere söylüyor olacağız. Dakika 37 ve Atakan Dama sarı kartı gördü aldatmaya yönelik hareketinden dolayı. Atakan Dama mücadeleye zaten çok iyi başlamıştı Efe. Bir de asist yaparak bu oyununu taçlandırdı ki ilerleyen dakikalarda belki kaleyi de yoklayan isimden bir tanesi olacaktır Ankara Gücü takımında. Orta alanı da değerlendirecek olursak bugün Tunağan'la birlikte Ulaş'ı izliyoruz. Tunağan'a Ömer Çağrı'nın da eşlik ettiğini görüyorduk. Neler söylemek istersin orta sahayla ilgili de? Tunağan zaten baktığımızda ayakları iyi bir oyuncu. Ulaş da aynı şekilde ters topları, diagonal pasları iyi bir oyuncu. Yani bu üçlü olduğu zaman Ankara Gücü daha çok yerden pas tercih ediyor ve uzun paslarda daha isabetli oluyor baktığımızda. Yani daha teknik bir orta saha üçlüsü şu an var. Arif Emre'yi dahil ettim şu an oraya. Yani şu an baktığımızda Ankara Gücü'nün gerçekten bize
keyifli oyun izleyecek bir orta saha üçlüsü var. Zaten maçın başından beri de başarılı şekilde evet. sürdürüyorlar. Oyunu. Sevgili izleyenler, işte o pozisyon tekrarı geliyor. Atakan Damam, Enes Yetim'le mücadelesinde topla birlikte çizgiden çok iyi sıyrılmıştı zaten. Ardından pozisyonun devamındaysa ceza sahası içine doğru hareketlenmişti kendisi. Şimdi o anlar da ekranlarınızda. Ve daha sonrasında burada da aldatma yönelik hareketinden dolayı sarı kartı gördü ve oyun yeniden hareketlenmiş durumda. Dakika 39'un içindeyiz. 2-0'lık Ankara Gücü takımının üstünlüğü ise devam ediyor. Ulaş. Ayağa takılmış lan çok. Evet. Atakan Dama da karşılaşmanın hakeminin işaretiyle birlikte oyun alanına şimdi dönen isim olacak. Arif Emre. Furkan. Baskıyla birlikte Arif Emre topu kazanan isim oldu. Furkan'la birlikte Atakan'da top bekleyen isim de Furkan. Hakan Öztürk. Hakan kaleyi yokladı ve skor 3-0 sevgili izleyenler. Ankara Gücü gümbür gümbür gelmeye devam ediyor dakika 39 itibarıyla. Ben yoruldum bu pozisyonları gole çevirmenizden diyeceğim artık sevgili izleyenler. Gerçekten maşallah Furkan'ın pasında orada Ulaş da yine boş koşu yapmış ve Hakan'a bırakmış. Ardından Hakan Öztürk topu ağlara yollayan isim olmuş. Yine evet. oldukça hazırlıksız yakalanan bir Altın Ordu savunması var ve Hakan Öztürk skor 3-0 yaptı. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü. Aslında Furkan yöntemini hiç yapmayacağı bir hata. Belki de çok nadir göreceğimiz bir hata. Ondan çok potansiyelli bir oyuncu ama burada bir hatası oldu ve daha sonra Arif Emre baskıyı yapması çok değerli. Ulaşın artı bir koşusu çok değerli. Hakan'ın vuruşu da tabii çok değerli. Golü de attı. Şimdi bakacak olursak her atak golle sonuçlanmaya başlandı ve her atak aslında en tehlikeli pozisyon olarak adlandırabiliyoruz. Ankara Gücü takımı ritmik şekilde oyununa devam ediyor. Altın Ordu takımı ise kendi yer alanından çıkmakta güçlük yaşadığı bölümler sevgili izleyenler. Harun'un müdahalesiyle birlikte taç atışını kullanacak Altın Ordu Futbol Kulübü. Dakika 40'ın içinde sevgili izleyenler normal sürede son 5 dakika Ankara Gücü takımının Altın Ordu Futbol Kulübü karşısındaki 3-0'lık üstünlüğü ise devam ediyor. Enes'le birlikte kullanıldı taç atışı ceza sahası içine doğru savunmada Tunahan karşıladı. Furkan. Atakan, Tunahan ve ardından top taca çıktı. Tunahan, son top Tunahan'dan çıkmıştı ve Enes'le birlikte taç atışını kullanıyor olacak. Altın Ordu Futbol Kulübü rakip yer alan ortalarından. Belki de ilk yarıda kimse bu skoru beklemiyordu sevgili izleyenler. Birazcık daha tempolu ama dengeli bir oyun bekliyorduk. Kesinlikle. Ama yani bizim maçın seyrine ilk olarak düşüncelerimiz bu yöndeydi ama... Penaltı beklentisi içindeydi Altın Ordu Futbol Kulübü. Karşılaşmanın hakemi devam dedi mücadelede. Birazcık Altın Ordu'nun oyunu belki de bizi hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Tempo anlamında her iki takımın da temposunu bekliyorduk ama Ankara Gücü daha pozitif, daha tempolu oyununa rakip yer alanda her pozisyonda kaleyi yoklamasıyla birlikte skoru 3-0'a getiren taraf oldu. Hakan'ın da Hakan Öztürk'ün, Altın Ordu'daki Hakan Öztürk'ün sabit oynaması bunda etken bence biraz. Tabii ki. Ofansif yönü daha kuvvetli bir oyuncu hatta. Çok daha kuvvetli bir oyuncu baktığımızda. Ama bugün Berke'nin yokluğunda onu izledik sabit'te. Belki olsaydı daha farklı olabilirdi tabii ki ama Ankara Gücü takımı bugün çok iyi bir oyun oynuyor. Bunu da es geçmeyelim kesinlikle. Evet kesinlikle. Sağda farklı bir uyum var bugün. Evet. Ve o uyumla birlikte de skoru 3-0'a getiren genç güçlüler var. O daha konsantre, daha istekli bir takım. Evet, Atakan, Tunahan, Harun. Harun'un yükselttiği noktada savunma karşıladı Alperen'le. Arif Emre, Tunahan, Ulaş. Ulaş'ın ara pasında Hakan'dan önce kademe girdi araya savunmada. Topun kontrolünü sağlayamadı Tugay Güner ve taç atışını kullanacak Kaan İlker'le birlikte Ankara Gücü. Oyuncu değişikliği olacak sevgili izleyenler. Altın Ordu'da birazdan Ahmet Şahin oyuna dahil olacak. Skor 3-0 sahada bir şeylerden memnuniyet yoktur elbette ve oyuncu değişikliği de ilk yarı bitmeden geliyor olacak Altın Ordu Futbol Kulübü'nde. Atakan Dama, Furkan Yöntem'le İkili mücadelesinde topla birlikte sıyrıldı ceza sahası içinde. Ardından topu kaybetti. Savunma uzaklaştırmaya çalıştı kendi yer alanından. Tugay, Abdullah, Berkay.
Tugay'ın pasını atak yönüne göre sol tarafta Abdullah topla buluşan oyuncu ve topun kontrolünü sağladığı çizgide. Tunağ'ın müdahalesinin ardından Abdullah yeniden topla birlikte rakip yer alanda sıyrıldı. Kaleyi düşünür mü derken de Yusuf Eren'e çarpan top yeniden Ankara gücünde. Hakan. Ulaş. Şu anda Ulaş yerde ama karşılaşmanın hakemi avantajı oynattı mücadeleyi. Arif Emre de topla birlikte sıyrıldı ve pasında sol tarafında Kaan İlker'i düşünmedi. Kaleyi mi düşünür? Evet, sıyrıldı rakibinden ve kaleyi düşündü. Ardından Efe Kaan Yıldız kurtardı bu pozisyonu. Dakika 44 ve Ankara gücü takımı bu kez de Arif Emre ile birlikte kaleyi yoklayan isimdi. Şimdi oyuncu değişikliği olacak sevgili izleyenler. Yusuf Talga kenara gelirken 16 numaralı formasıyla Ahmet Şahin dakika 44 itibarıyla oyuna dahil oldu Altın Ordu Futbol Kulübü'nde. Bu değişikliğin anlamı şu aslında. Ahmet biraz daha sağ bekte geçecektir. Sağ bekte görev alacaktır. Çok büyük. Hakan Öztürk'ü de önde göreceğiz. Hakan'ın da evet önlem almak adına Yusuf'u çıkardı. Ahmet Hoca. Sevgili izleyenler, şimdi atak yönüne göre sol taraftan Arif Emre Eren'le birlikte köşe vuruşunu kullanacak Ankara gücü ve Arif Emre yaptı ortayı, savunma karşıladı. Dönen topu Kaan İlker ceza sahasına doğru yükseltmişti ve şimdi Tunahan. Atakan Dama. Hakan. Topla birlikte sıyrıldı rakiplerinden, ardından Ulaş oyunu yönü çevirdi sol tarafa doğru. Kaan İlker. Arif Emre topa hareketlenmedi ve top doğrudan dışarıya çıktı sevgili izleyenler. Mücadelede dakika 45'in içindeyiz. Birazdan karşılaşmanın 4. hakeminin tabelasıyla birlikte de uzatma sürelerini izliyor olacağız. 3-0'lık Ankara gücü takımının üstünü ise devam ediyor. Birazdan tabela yanmış olacak uzatma dakikası için. Ve artı 3 izleyeceğiz. En az artı 3 uzatma izliyor olacağız. Elmadağ İlçe Stadyumu'nda 3-0'lık Ankara gücü takımının üstünlüğü devam ederken. Son bir ilk yarı değerlendirmesi alacağım. Efe, neler söylemek istersin? İlk yarı ile ilgili her iki takım için de kısacık bir yorum alayım. Tempolu başlayan bir maç sonrasında Ankara gücünün skoru aldığı bir maç oldu. Ankara gücünün daha konsantre, daha istekli oyunu. Altın Ordu'nun biraz da oyundan düşmesinden sonra skorun açıldığı bir maç oldu. Tabii Altın Ordu'daki potansiyelleri biliyoruz ama bugün biraz daha oyundan düştü takım. Her oyuncu da aslında ufak düşüşler oldu. Furkan olsun, yine defansta Hasan Berat olsun. Şimdi yine Altın Ordu Futbol Kulübü hazırlıksız yakalandı. Arif Emre topla birlikte rakip yaralının ortalarındaydı ama ardından müdahale geldi. Oyuna yeni giren Ahmet Şahin'den taç atışını kullanacak Ankara gücü. Bu arada Ulaş da gerçekten topsuz oyunda bugün doğru işler yaptı diye düşünüyorum. Toplu oyunda belki çok fazla öne çıkmadı ama topsuz oyundaki işleri, çevre kontrolü, metre özellikleri gerçekten çok iyi bir oyunda ulaştırmaz. Evet. Tunahan. Harun. Atakan. Tunahan. Harun. Topun kontrolünü sağlayamadı ve top taca çıktı. Enes Yetim'le birlikte taç atışını kullanacak Altın Ordu takımı. Artı 3 uzatma gelmişti sevgili izleyenler. Artı 2'nin içindeyiz. Hakan. Ulaş. Furkan girdi araya. Ahmet. Tugay. Arif Emre girdi araya. Şimdi Ulaş. Topu kaybetmişti ama her iki takım futbolcularından da pas hatası geldi. Son topsa Ankara gücünde Batuhan. Kaan İlker. Hakan Öztürk'ün baskısı olunca Kaan'a, o da bıraktı geriye Yusuf Eren. Yükselttiği noktada Arif Emre. Harun. Arif Emre. Tek topta başarı var. Harun topla buluştu. Yaptı ortasını. Herkes aşan top. Ardından savunma ve top ağlardı sevgili izleyenler. Ulaş Yılmaz farkı 4'e çıkardı. Artı 3 uzatmada içindeyken Ulaş Yılmaz. Şimdi pozisyonun tekrarını izliyoruz. Harun'dan çok güzel bir orta geldi. Ardından savunmada müdahalede bulundu ama yetmedi ve Ulaş Yılmaz topu tamamlayan ismi oldu. Ve Ankara gücü farkı 4'e çıkardı ilk yarıda. Ya müthiş bir gol daha gerçekten. Harun'un ortası orta kurulan bir üçgen var aslında gol öncesinde. Ulaş'ın golü de çok güzel. Orada alt orta savunması yine konsantrasyon kaybı yaşadı ve farkı 4'e çıkartmayı başardı. Evet, şu an oyun o kadar keyifli ki ekranların başında izleyen izleyicilerimiz
Gerçekten keşke burada olsanız diyoruz. Biz çünkü her hazırlık paslaşmasında burada gol ya da gollerin olacağını hissetmeye devam ediyoruz. Artı 3 uzatma gelmişti. Birazdan karşılaşma nakim belki de santra vuruşuyla birlikte ilk yarı bitiyor olacak ve ilk yarıda 4-0'lık Ankara Gücü takımının üstünlüğüyle tamamlıyor olacağız. Evet, karşılaşma nakimi saatini kontrol etti. Birazdan son düdük gelecek ilk yarıda ve şimdi savunmadan paslaşmalarla birlikte çıkmaya çalışan bir Altın Ordu Futbol Kulübü takımı var. Furkan birazcık fazla açtı ayağından ve ardından top da oradan dışarıya çıktı. Ardından da ilk yarının son düdüğü geldi sevgili izleyenler. İlk yarısında Ankara Gücü 4, Altın Ordu Futbol Kulübü 0. Golün perdesini dakika 14'te Hakan Öztürk açmıştı sevgili izleyenler. Ardından dakika 34'te ise Furkan Ceylan'ın golüyle birlikte skor 2-0'a gelmişti. Dakika 40'ta yeniden Hakan Öztürk kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarken biraz önce de 45+3. dakikada yine atak yönüne göre sağ taraftan gelen ortada tamamlayan isim Ulaş Yılmaz olmuştu ve 4-0'lık skorla soyunma odasının yolunu tuttu Ankara Gücü takımı. Biz de şöyle bir 15 dakika soluklanacağız. Şöyle bir gerçekten dinleneceğiz çünkü her atakta farklı bir heyecan yaşadık ve birazcık da soğuk havayı unuttuk desek yeridir. Artık Elmadağ İlçe Stadyumu'nda şöyle bir 15 dakika yeniden ısınıyor olacağız. Ardından ikinci yarıda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Bye.
ile sevda şehri yakıldı. Yangının külleriyle doldu Ankara gücü. Tükenmiştik dizi, herkes arkamızdan yıkıldı. Zorlukları aşarak çıktık duvar bedelen. Coşkumuzun ateşiyle sevda şehri yakıldı. Yangının külleriyle doldu Ankara gücü. Aşarak çıktık duvar bedelen.
Coşkumuzun ateşiyle sevda şehri yakıldı. Yangının külleriyle doldu Ankara gücü. Tükenmiştik dedi herkes arkamızdan yıkıldı. Zorlukları aşarak çıktık duvar bedelen. Coşkumuzun ateşiyle sevda şehri yakıldı. Yangının külleriyle doldu Ankara gücü. Ankara'dan Elmadağ İlçe Stadyumu'ndan yeniden herkese mutlu günler sevgili izleyenler. U19 Gelişim Ligi'nde 28. hafta mücadelesinde Ankara Gücü Altın Ordu Futbol Kulübü'nü konuk ediyor ve ilk yarısında ise 4-0'lık Ankara Gücü takımının üstünlüğüyle tamamladık.
Golün perdesini Hakan Öztürk dakika 14'te açmış. Ardından dakika 34'te Furkan Ceylan'ın attığı golle skor 2-0'a gelmişti. Dakika 40'ta Hakan Öztürk takımının 3. kendisinin 2. golünü atmış ve ardından artı 3 uzatma gelmişti ve uzatma dakikasının içinde de 45 artı 3. dakikada Ulaş Yılmaz'ın attığı 4. golle soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle giden taraf rakibi Altınordu Futbol Kulübü karşısında Ankara Gücü takımı olmuştu. Birazdan mücadele başlayacak ve santra noktasında 2. yarıda Altınordu Futbol Kulübü olacak. Efe, neler söylemek istersin? Nasıl bir ikinci yarı bekliyoruz aslında? İlk yarısında bambaşka bir keyif aldığımız mücadelede. İkinci yarıda yine aynı tempoda devam etmesini bekliyoruz. Umarız aynı şekilde devam eder maç. Onun dışında dönen toplara daha dikkatli olmamız lazım. İkinci yarıda özellikle Ankara Gücü tarafından bakarsak. Altınordu yüklenecektir, daha iyi oynamaya çalışacaktır ama umarız skoru koruyup daha da farkı arttırabiliriz diyelim. Sevgili izleyenler, ikinci 45 dakika. Birazdan karşılaşmanın hakemi Emrehan Efe Akdoğan'ın düdüğüyle birlikte başlıyor olacak. İkinci yarıya ise Altınordu Futbol Kulübü başlayacak. Şimdiden her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ve karşılaşmada hakemin düdüğüyle birlikte mücadele başladı. Ekranları başındaki izleyicilere de keyifli seyirler. Tabii şunun da hatırlatmasında bulunalım. İlk yarı bitmeden dakika 44'te Yusuf çıkmıştı ve Ahmet Şahin de Altınordu Futbol Kulübü'nde oyuna dahil olmuştu. Ahmet Şahin oyuna dahil olunca da Hakan Öztürk birazcık daha önde mücadele eden isim olmuştu. Harun savunmada uzaklaştırdı ve dönen top kendi yer alanında Altınordu Futbol Kulübü'nde. Berkcan. Atak yönüne göre sağ tarafta Berkcan çizgiye doğru indi. Yaptı ortasını, savunma karşıladı. Harun'la birlikte Ankara Gücü takımında. Hakan. Arif Emre. Şu anda yayına bazen belki rüzgarın sesi de gidiyordur. Sevgili izleyenler, Elma Dağı'dayız ve Elma Dağı'da merkeze göre havanın daha soğuk ve rüzgarlı olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Furkan çok şık topu buluşturdu Arif Emre ile. Furkan'a yapılan faulün ardından serbest vuruş kullandı Altınordu Berkay. Enes. Enes yaptı ortayı, savunma karşıladı Batuhan'la. Ardından Berkay girdi araya ve ardından topla buluştu Atakan Dama. Atakan Furkan Yönden mücadelesinde top taca çıktı ve taç atışını kullanacak Harun Altunkaya ile birlikte Ankara Gücü. Beklere değinecek olursak Efe, neler söylemek istersin? Bir tarafta istikrarlı şekilde artık Harun'u, diğer tarafta ise Kaan İlker'i izlemeye devam ediyoruz. Harun'un son maçlarda performansı iyi gerçekten. Özellikle Adanaspor maçında hem hücumda hem savunmada iyi performansı vardı. Kaan da yine 10 üzerinden 6'nın altına düşmeyen bir oyuncu aslında baktığımızda. Çoğu maçta o da yine istikrarlı performansı var son zamanlarda. Altınordu'da bekler daha iyi olabilirdi bugün. Onların beklenti daha yüksekti aslında ama biraz konsantrasyon eksiği de var aslında. Hakan ve Enes. Furkan. Harun. Offside bayrağı kalktı. İleri uçta topla buluştuğu noktada Enes Yetim'in. Karşılaşmada ilk yarıyı 4-0 önde kapatmıştı Ankara Gücü takımı ve mücadelede üstünlüğüyle birlikte devam eden taraf. Başladığı 11 ile Ankara Gücü'nün sahada mücadele ettiğini söyleyelim. İlk yarıda dakika 44'te Yusuf çıkmış ve Ahmet Şahin oyuna dahil olmuştu Altınordu Futbol Kulübü'nde. Berkay. Enes. Yusuf Eren. Orta alanda Arif Emre topun kontrolünü saldı ve Ulaş'ın kafasıyla indirdiği noktada Atakan'dan önce Enes girdi araya. Harun Atakan'ı hareketlendirmek istedi ama top savunmada Alperen Bekli'nin kontrolünde Altınordu Futbol Kulübü'nde. Berkay. Hata geldi Berkcan'dan paslaşmasında. Ulaş. Atakan Dama. Atak yönüne göre sağ tarafta Atakan ceza sahası çizgisi içinde. Ardından paslaşmasında Arif Ömre'den önce müdahale geldi Furkan Yöntem'den. Abdullah. Ulaş girdi araya ve topu kazandı Ankara Gücü. Ve son topsa
Furkan yöntemden çıktı. Taç atışını kullanacak Harun'la birlikte sağ taraftan Ankara Gücü takımı. Maçın başında söylemiştim aslında Ankara Gücü'nün orta sahası, daha doğrusu Altınordu'nun orta sahası daha toplu oyunda daha etkiliyken topsuz oyunda eksikleri var demiştim. Furkan'ın da hücumu daha iyi bir oyuncu aslında 6 numara ama bugün de hataları oldu zaman zaman savunmada. Furkan topun kontrolünü sağlayamadı sevgili izleyenler ve taç el değiştirdi. Enes Yetim ise taç atışını kullandı geriye doğru. Berkay. Furkan. Hakan Öztürk topla birlikte hareketlendi ve topla buluştu ardından üstten dışarıya çıkan top vardı ama karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ve dakika 50 itibarıyla da Yusuf Eren sarı kartı gören isim oldu. Pozisyonu tekrarını izliyoruz hep birlikte. Penaltı kararının geldiği pozisyon ve Yusuf Eren Hakan'ın sol ayağına müdahalede bulunmuş ve ardından karşılaşmanın hakemi ise penaltı noktasını göstermişti. Şu anda sağlık ekipleri Hakan'a müdahalede bulunacak. Bu pozisyonu değerlendirecek olursak neler söylemek istersin? Evet, Hakan koşuyu yaptı da yapar yapmaz da penaltıyı aldı ikinci yarının başında. Daha dikkatli olması gerekiyor aslında yani. Daha konsantre olması gerekiyor bu noktadan sonra. Her şey olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor ama gereksiz bir müdahale oldu. Evet. Aslında Hakan'ı zaten karşılaşmanın başında sağ bek olarak değil kanat olarak izleseydik daha tehlikeli pozisyonlar üretebilirdi Altınordu Futbol Kulübü. Ahmet aslında gençler bir maçında sağ bekte görev almıştı. Hakan öndeydi. Bu maç ama Ahmet hediye çekilmiş gördüğünüz üzere. Sevgili izleyenler topun başında 17 numaralı formasıyla Berkay Kınaç var. Kalede ise Kaan Çinkaya karşılaşmanın hakemi işaretini verdi ve penaltıyı kullanacak Berkay ve top ağlara gitti. Skor 4-1. Berkay'ın attığı golle farkı 3'e indirdi. Altınordu Futbol Kulübü penaltı atışını izliyoruz. Berkay'ın ligdeki 12. golü oldu sevgili izleyenler bu penaltı atışıyla birlikte. Karşılaşmanın hakemi faul işaret etti ve serbest vuruş kullanacak Altınordu Berkay ile birlikte. Karşılaşmanın hakemi ise yerinden kullanılmasını istedi. Ve şimdi Hasan Berat kullanacak o serbest vuruşu. Berkay. Skor 4-1. Berkay penaltıdan gol atan isimdi Altınordu Futbol Kulübü adına. Taç atışını kullanacak Enes Yetim. Kullandı ceza sahası içine doğru. Savunma girdi araya. Yusuf Eren'le evet top falsolu şekilde dışarıya çıktı ve köşe gönderi olacak. Altınordu Futbol Kulübü için 7 numaralı formasıyla Hakan Öztürk topu hareketlenen isimde atak yöne göre sol taraftan kullanılacak. Köşe vuruşunda ceza sahası için oldukça kalabalık. Hakan yaptı ortayı savunma karşıladı Tunahan'la. Atakan. Tunahan. Atakan da mı? Atak yöne göre sağ taraftan gelecek. Ve ardından araya girdi. Hakan sahanın her yerinde diyebiliriz Hakan Öztürk için. Altınordu evet. Futbol Kulübü takımı oyuncusu. Çok kişiyle de baskı yaptı orada. Altınordu topu kazandı. Batuhan. Hakan. Furkan. Arif Emre. Kaleyi düşündü ama top kalecinin de sağından doğrudan dışarıya çıktı. Dakika 53. Ön alanda baskısı var. Ankara Gücü takımının o baskıyla birlikte Arif Emre topu kazandı ama ardından kaybetti sevgili izleyenler. Ve Ulaş'a müdahalesinin ardından kart gelecek. Karşılaşmada Furkan Yöntem dakika 54 itibariyle sarı kartı gören isim oldu. Baskısı devam ederken Ankara Gücü'nün sevgili izleyenler Ulaş topu kazanmıştı ve ardından rakibinin müdahalesinin ardından serbest vuruş kullanacak Ankara Gücü takımı. Güzel bir nokta aslında. Atakan'ın da Arif Emre'nin oradan iyi şutları var. Furkan, Yusuf Eren de orada düzeltiyorum. Yusuf Eren'le birlikte Arif Emre topun başında karşılaşmanın hakemi iki oyuncuya da düdüğümü bekleyin dedi ve şimdi barajı ayarlayacak. Üçlü bir baraj var. Abdullah Berkay ve Furkan'dan oluşan barajı oluşturdu Altınordu Futbol Kulübü. Arif Emre vuruşu yapacak.
Topun başında kalan tek isim Arif Emre sevgili izleyenler. Dakika 54 serbest vuruşu kullanacak Ankara Gücü takımı karşılaşmadaki ve işaretini verdi. Ve Arif Emre doğrudan kaleyi düşündü ve direğe de çarpan top dönen pozisyonda Furkan kafa vuruşlarının ardından son topsa kaleci Efe Kağan Yıldız'da ve Efe Kağan hemen başlattı mücadeleyi. İleride Altınordu Futbol Kulübü'nün tek oyuncusu Hakan Öztürk topun kontrolünü sağladı rakip yarı alanda. Harun'la mücadelesinde de son olarak Kaan İlker'den kayarak müdahale gelse de topu saklamayı başardı rakip yarı alanda Altınordu Berkcan. Tugay. Atakan. Ulaş aşan topta Hakan. Furkan. Furkan oyunun yönünü çevirdi. Sol taraftaki Hakan'a doğru ama Hakan topun kontrolünü sağlayamadı çizgide. Taç atışını kullanacak. Altınordu Futbol Kulübü. Karşılaşma nasıl başladıysa aynı şekilde heyecanıyla devam ediyor diyebiliriz. Sanki maç 0-0 ve 4-1'lik bir skor yokmuş gibi her iki takım da büyük bir mücadeleye devam ediyor. Gol de tabii ki tempo kattı biraz maça. Evet. Alperen. Berkay. Arif Emre girdi araya ve topu kazandı Ankara Gücü Atakan. Ve Alperen'den faul geldi. Atakan damaya serbest vuruş kullanacak Ankara Gücü rakip yer alan ilk metrelerinden. Dört birlik üstünlüğü devam ediyor Ankara Gücü takımının. Dört golün dördü de Ankara Gücü için ilk yarıda gelmişti. İkinci yarıdaysa dakika 51'de penaltı atışından Altınordu Futbol Kulübü farkı 3'e indirmişti. Berkay ile birlikte Kaan İlker. Tunahan. Kaan İlker. Hakan. Furkan'a ilk çalımında başarı var. Ardından ceza sahası içinde Hakan ve top dışarıya çıktı. Çok güzel paslaşlar yine Furkan'la birlikte bu ikili. Evet doğru oldu Furkan orada. Çok güzel paslaşlar gerçekten. Son vuruşta başarılı olsaydı güzel bir gol izleyecektik. Efe Kağan. Ulaş girdi araya topla buluşamadı Enes. Ve şimdi Atakan da ama ceza sahası içinde doğru girdi Atakan. İki oyuncunun yakın markajı devam ederken topla birlikte çok güzel sıyrıldı ve ardından kaleyi düşündü. Topsa kalenin de sağından dışarıya çıktı. Üst üste Hakan ve Atakan'la kaleyi yoklamaya devam eden bir Ankara Gücü takımı var. Kafalardan seken topta Atakan. İki oyuncu arasından yine topu kazanmayı başardı. Ardından ara pasındaysa Furkan Ceylan'ı topla buluşturamadı. Efe Kağan. Abdullah. Göğsüyle ilk kontrolünde başarı var. Ulaş'ın ise baskısı devam ediyor. Enes. Berkay. Abdullah. Kayarak müdahale geldi Harun'dan ve taç atışını kullanacak Altınordu Futbol Kulübü. Taç atışını kullanacak Enes Yetim. Uzun bir taç atışı geldi ceza sahası içine doğru. Berkcan. Harun'la mücadelesinde Harun topu kazanan isimdi. Ardından Atakan topu uzaklaştırdı kendi yarı alanından. Hakan. İleride 3 oyuncu var. Ankara Gücü takımında Furkan'sa sağ tarafta top bekleyen isim Hakan'dan. Hakan kendisi gitmeyi tercih etti. Araya girdi Hasan Berat'la birlikte savunma. Kaan İlker'den çıkan topla birlikte taç atışını kullanacak Altınordu Futbol Kulübü. Tugay kullandı taç atışını. Bir müdahale gelmişti Hakan'dan sevgili izleyenler ve şimdi karşılaşmanın hakemi faul düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kullanacak Altınordu. Hasan Berat. Yükseltti ceza sahası içine doğru. Enes'ten önce savunma girdi araya Harun'la ve top dışarıya çıktı. Oyunun yönüne göre
sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak Hakan Öztürk Altın Ordu Futbol Kulübü'nde. Hakan yaptı ortayı, savunma karşıladı Furkan'la. Dönen top yeniden Altın Ordu Futbol Kulübü'nde ve Hakan bir kez daha orada denemesinde bulunacak. Harun'un müdahalesiyle birlikte top taca çıktı ve Hakan taç atışını kullandı hemen. Enes Yetim. Yapılan ortada herkes aşan top oyunun yönüne göre sağ tarafta. Berat'a kayarak müdahale geldi Kaan İlker'den ve topla birlikte taçta yön değiştirdi. Sağ taraftan Tugay taç atışını kullanacak. Bıraktı Ahmet Şahin'e ve Ahmet Şahin şimdi kullanacak taç atışını. Abdullah. Tugay'ın yaptığı ortada Hakan istediği gibi vuramadı pozisyonda ve ardından karşılaşmanın hakemi de topa ile müdahale dedi ve dakika 60 normal sürede son 30 dakikalık dilimdeyiz. Şöyle bir geride bıraktığımız 15 dakika için neler söylemek istersin Efe? Golden sonra temponun daha arttığını söyleyebiliriz ve ondan sonra yine Altın Ordu'nun da Ankara Gücü'nün de pozisyonları var aslında. Ankara Gücü Atakan'la gole yaklaşmıştı biraz önce. Onun dışında Arif Emre de yine gole yaklaştığı oldu. Ama konsantrasyon anlamında Ankara Gücü savunması daha üstün basıyor maçın başından beri. Bu şekilde skoru da korumaya çalışıyorlar. Daha konsantre oluyor Ankara Gücü savunması şu an için görünen o. Sevgili izleyenler, taç atışını kullanacak Altın Ordu Futbol Kulübü dakika 60 bitip 61'in içine de girmiş bulunuyoruz ve karşılaşmada 60 dakikada 5 gol izletti taraflar bizlere ve 4'ü Ankara Gücü takımı oyuncularından geldi. Furkan araya girdi savunma ama Hakan Öztürk'ü topla buluşturamadılar sevgili izleyenler. Arif Emre pasında top takım arkadaşına geçmedi Hakan Öztürk. Alperen. Berkay. Berkay'dan önce araya girdi Atakan ve topla buluşturdu şimdi Furkan Ceylan'ı. Sol tarafta ise Hakan var. Furkan ceza sahasına girdi. Atakan top bekleyen oyuncuydu ve ardından top savunmada kontrolünde taca çıktı. Taç atışını kullanacak Ankara Gücü ama Furkan Ceylan o pozisyonun ardından kendini yere bırakan isim oldu. Ceza sahası içinde bir sakatlığı söz konusu. Altınordu savunması dönüşü yaptı. Hızlı geldiler ve orada pozisyonu engellediler diyebiliriz. Karşılaşmanın hakemi süreyi durdurdu ve şu anda sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. Biz de ileri uçları bugün genel olarak bir değerlendirmemiz gerekecek. Hatta şu dörtlüyü bir değerlendirelim. Ulaş da belki de katabilirsin içine ama Atakan, Arif Emre, Hakan ve Furkan neler söylemek istersin? Evet, Ulaş da sürekli ceza sahasına koşu atıyor. Orada artı bir opsiyon oluyor maçın başından beri. Ona değerlendirebiliriz. Yani hepsi bugün daha düzenli oynadılar, daha derli toplu oynadılar, daha başarılıydılar önceki maçlara göre. Atakan daha iyi olabilirdi belki yani onun kapasitesini bildiğim için söylüyorum bunu. Onun dışında Arif Emre yine skor dışında her şeyi yapıyor. Asisti var gerçi ama gol konusunda hala bir açılamadı Arif Emre. Furkan yine Hakan da bugün çok iyi oynadı hepsi birden. Umarız böyle devam eder diyelim. Sevgili izleyenler, şu anda Furkan'a sağlık ekipleri müdahalede bulunmuştu ve Furkan son kontrollerinin ardından karşılaşmanın hakeminin işaretiyle birlikte oyun alanına dönecek. Harun da uzun bir taç atışı kullandı. Yarı korner dediğimiz ama offside bayrağı kalktı bu topta. Bu arada o golden zone dediğimiz o bölgeyi de Ankara Gücü bugün iyi kullanıyor. Belki de bu yüzden bu kadar üstüne, bu kadar göze hoş gelen futbol görüyoruz Ankara evet. Gücü'de. Birazdan oyuncu değişikliği de olacak. Efe kenarda hareketlilikler de söz konusu. Evet. Batuhan savunmada karşıladı ve şimdi offside bayrağı kalktı bu atakta. Yedek kulübelerine baktığımızda Ankara Gücü'nde şu an 10 tane oyuncu var yani yedek kulübesi şu an herkes var. Altınordu tarafında ise bir kaleci ve iki yedek oyuncu kaldı sadece. Yani Altınordu kulübesi biraz daha kısıtlı görünüyor şu an için görünen o. Evet. Offside'den doğan endirekt serbest vuruş kullandı Kaan Çinkaya ile birlikte Ankara Gücü ve Ahmet Şahin'den çıkan topla birlikte de taç atışını kullanılacak. Kaan İlker kullanacak taç atışını Arif Emre. Kaan göğsüyle alıp topu önüne indirmek isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya çıktı. Taş da el değiştirdi. Karşılaşmada skor 4-1 Ankara Gücü takımı lehine devam ediyor sevgili izleyenler. Tugay
ulaşım baskısı vardı. Tugay Enes'i topla buluşturmayı başardı. Furkan ceza sahası üstüne doğru yaptı. Ortada top Kaan Çinkaya'da. Kaan eliyle başlattı mücadeleyi. Kaan İlker'e doğru. Kayarak müdahale geldi Kaan İlker'e ve bir kez daha Altınordu Futbol Kulübü rakip yer alanda. Berkcan. Enes'ten önce araya girdi Harun ve karşılaşmanın hakemi o hareketi tehlikeli hareket olarak değerlendirdi ve serbest vuruşuysa işaret etti. Hızlı Altınordu Futbol Kulübü serbest vuruşu kullanmak isterken de karşılaşmanın hakemi yerinden kullanılmasını istedi bu serbest vuruşun. Bu arada Eren ve Ömer Çağrı da oyuna girecek birazdan Ankara Gücü'nde. Sevgili izleyenler, oyuncu değişikliği olacak. 6 numaralı formasıyla Tunağan Ertuğrul kenara gelirken 15 numaralı formasıyla Ömer Çağrı oyuna dahil olacak. Aynı zamanda Furkan da çıkacak büyük ihtimalle ve 17 numaralı formasıyla Eren Altıntaş oyuna dahil olan iki isim olacak Ankara Gücü takımında. Sakatlığı da var aslında Furkan'ın. Şu an yerdeydi. İki oyuncunun da performansını değerlendirecek olursak 66 dakikalık performans. Furkan bunu golle de süsledi. Tunahan evet. İçinde neler söylemek istersin? Bugün sahada zaten herkes işine düşen her şeyi görevi yerine getirdi ama genel olarak bir performans değerlendirmesine bulunalım. Tunahan da şu an formu yükseliyor aslında baktığımızda. Son maçlarda iyi performanslar. Bugün de yine daha güzel bir oyunu vardı Tunahan'ın ve elinden geleni yaptı. Daha istekliydi, daha şu an daha özgüvenli gördüm bugün onu. Furkan da yine topsuz toplu oyunda faydalı oldu takım. Her şekilde katkısını verdi diyebiliriz. Evet. Dakika 66 itibarıyla Furkan ve Tunahan kenarda Ömer Çağrı ile birlikte. Eren'i ise izliyor olacağız geriye kalan sürede. Serbest vuruş kullanacak Altınordu Futbol Kulübü. Üçlü bir baraj var. Ankara Gücü takımında Arif Emre, Ulaş ve oyuna yeni dahil olan Ömer Çağrı üçlü bir barajı oluşturan oyuncusu olacak Ankara Gücü takımının. Serbest vuruşuysa Hakan Öztürk'le birlikte kullandı Altınordu Futbol Kulübü ve barajdan seken top ardından kaleci Kaan'ın kontrolünde kaldı. Altınordu Futbol Kulübü'nde de sürekli bir kenarda oyuncuları uyarması devam ediyor. Ömer Çağrı da aslında biraz daha Tunahan'a göre daha görev alanını nitelendirdiğimiz bir oyuncu. Daha topsuz oyunda aktif, daha tempolu bir oyuncu. Onunla savunmayı biraz daha dengelemek adına belki de oyunu aldı Muharrem Hoca. Onun dışında Eren de Furkan'ın yerine oyuna dahil oldu. Normalde Eren de kanat oyuncusu ama bugün forvette görev alıyor. Eren Altıntaş. Sevgili izleyenler, şu anda karşılaşmada Eren top kazanan isimdi. Ceza sahasına doğru yükseltti ve Atakan topun kontrolünü sağlayamadı. Atakan'ı da aşan top doğrudan dışarıya çıktı. Kale vuruşunu kullanacak Efe Kaan Yıldız'la birlikte Altınordu Futbol Kulübü. Ulaş. Atakan pasında Arif Emre topla buluştu ve ardından topuk pasında yeniden Atakan topla buluşturmayı başardı. Atakan kavisli bir top ve direkten döndü. Dönen top yeniden Ankara Gücü takımında Hakan. Yapılan orta top yine direkten döndü. Üst üste direklere takılan bir Ankara Gücü takım vardı ama o direkle müdahalesinde de direk ve ardından karşılaşmanın hakemi Efe Kağan'ın da müdahalesi var dedi. Köşe gönderini işaret etti. Üst üste pozisyonlara girmeye devam ediyor. Ankara Gücü atak yönüne göre sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak Arif Emre Eren'le birlikte. Arif Emre kullandı köşe vuruşunu, ardından savunma karşıda Tugay'la dönen top yeniden Ankara Gücü'nde Atakan Dama. Atakan yaptı ortayı, herkesi aşan top yeniden Ankara Gücü'nde Kaan İlker. Araya girdi Berkay, topu kazandırdı Altınordu Futbol Kulübü'ne. Hakan Öztürk. Topun kontrolünü iki hamlede sağlama peşindeydi ama Yusuf Eren girdi araya. Karşılaşmanın yardımcı hakeminin uyarısıyla birlikte de top Altınordu Futbol Kulübü'nde oluyor olacak. Sarı kart gelecek. Kaan İlker'e serbest vuruşta topu kullanımını kestiği için dakika 69.
Kaan İlker'de sarı kart gören isim oldu. Serbest vuruş kullanacak Altınordu Futbol Kulübü. Kullanılan serbest vuruşta geriye dönüldü Hasan Berat. Ahmet Şahin pasında hata var. Ulaş. Atakan. Enes Atakan eşleşmesinde Atakan rakibi Enes'i geçmeyi başardı. Ardından ceza sahası içine de girdi ve karşılaşmada penaltı beklenirken devam dedi mücadeleye. Bir de bu pozisyonu değerlendirelim. Efe penaltı var mıydı yok muydu? Çünkü tribünlerde büyük bir itiraz etti. Bana penaltı gibi geldi ama çekme vardı sanki orada. Şimdi de karşı atak şansı Berkcan. Berkcan kaleyi düşündü ve ardından topu ağlara gönderen isim oldu sevgili izleyenler. Berkcan, Cengiz topu ağlara gönderdi ve ligdeki 13. golünü attı. Şimdi penaltının önemi daha da arttı Efe. Çünkü o pozisyon penaltıysa dönen topta devamında skor 4-2 oldu ve sarı kart çıktı Kaan Çinkaya'ya da itirazlarından ötürü. Bence penaltı gibi gözüküyordu buradan. Tekrar da yakına gelecek. Evet şimdi rejimiz bu pozisyon gol oldu. Bir önceki pozisyon ekranlara gelirse Atakan'ın penaltı beklentisi içinde olduğu. Bir de o pozisyonu izleyelim. Birazdan rejimiz onu da ekrana getirecektir. Atakan da hala yerde. Evet, Atakan da hala yerde ve oyuncu değişikliği olacak. Altınordu Futbol Kulübü'nde 5 numaralı formasıyla Mehmet Abla'yı görüyoruz. Şimdi Atakan'ın pozisyonu ekrana geliyor sevgili izleyenler. Atakan Enes'ten çok iyi sıyrılmıştı. Ardından ceza sahası içine girmişti ve o noktada ayağa müdahale var, topa değil. Evet. Eğer orada penaltı çalınsa 5-1'di skor. Şimdi 4-2'ye geldi. Karşılaşmanın hakemine büyük bir itirazı vardı Ankaragücü takımı oyuncularının. Karşılaşmanın hakemi oyuncu değişikliği olsun dedi ve Furkan Yöntem kenara gelirken Mehmet Ablay oyunda. Dediğimiz gibi Furkan daha çok toplu oyunda daha etkili bir oyuncu, daha hücumu daha etkili bir oyuncu Furkan Yöntem'in. Evet. Savunma kısmını iyileştirebilir. Bugün de aslında oradan Altınordu'nun yediği pozisyonlar vardı o bölgeden. Onun bölgesinden daha doğrusu. Ve sevgili izleyenler, santra vuruşuyla birlikte mücadele yeniden başlıyor olacak. Atakan Daman'ın pozisyonunu biz penaltı olarak değerlendirdik ama dönen topta Berkcan golü bulan isimdi. Berkcan'ın da ligdeki 13. golü olmuş oldu dakika 70'te attığı golle birlikte. Berkcan da bu arada Bolu Spor'da oynuyordu aslında ama daha sonra Altınordu'ya transfer oldu ve 13 golü var. O da yine dikkat çeken oyunculardan birisi. 2002 doğumlu ama dikkat çekiyor gerçekten. Evet. Son vuruşları düzgün bir oyuncu, o da Hakan Öztürk gibi. Kaan İlker. Pasında Eren'i topla buluşturamadı. Ahmet. Hava topu mücadelesine Batuhan'dan da seken top Hakan. Çalımını attı Hakan topla birlikte, ardından Berkcan ve kayarak müdahale geldi Yusuf Eren'den. Çok kritik bir müdahale geldi Yusuf Eren'in arkadaşlar. Fark 2'ye indikçe Altınordu Futbol Kulübü bölgede kulübesinden de sürekli oyunculara uyarılar olmaya devam ediyor ve şu anda karşılaşmanın hakemine itirazda bulunulmuştu. Berkcan'ın da bir sakatlığı söz konusuydu galiba. Karşılaşmanın hakemi de Kaan Çinkaya'nın yanına gitti. Büyük ihtimalle uyarıda bulunuyor. Kendisine sarı kartı var Kaan'ın da. Dikkat etmesi gerekiyor. Karşılaşmada skor 4-2'ye gelince birazcık daha tempo ile birlikte tansiyonun da yükseldiğini söyleyebiliriz. Tugay. Enes Harun'la mücadelesinde Harun topu uzaklaştırmayı başardı ama karşılaşmanın hakemi top taca çıktı dedi sevgili izleyenler. Altınordu Futbol Kulübü takım yedek kulübesinden de karşılaşmanın hakeminin itirazda bulunulmaması yönünde oyunculara uyarılar geldi sevgili izleyenler. Karşılaşmanın hakemi şimdi de Ankaragücü yedek kulübesinde uyarıda bulundu ve ardından taçla birlikte de oyun
tüm hızıyla devam ediyor olacak. Dakika 74 normal sürede son 16 dakikalık dilimin içindeyiz. Taç atışını kullandı Enes ceza sahası içine doğru. Hava topu mücadelesine faul düdüğü işaret edilmişti. Serbest vuruş kullanıyor olacak Ankara Gücü. Tabii bu dakikadan sonra biraz daha hakemle itirazların daha fazla olacağı, daha tempo düşeceği bir maç olacaktır muhtemelen. Öyle görünüyor. Evet. Yusuf Eren kullandı serbest vuruşu. Eren. Topu önüne almak istedi ama ardından kendini yerde buldu pozisyonda. Kaan İlker. Yusuf Eren. Yusuf Eren'in yükselttiği noktada Atakan da topun kontrolünü sağlayamadı ve ardından top dışarıya çıktı. Ama Yusuf Eren'in kestiği tüm ortalarda oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Atakan bugün mücadelesinden ötürü oldukça takdir edilesi durumu hak ediyor. Arif Emre. Hakan. Atakan da ceza sahasında topla buluştu ve ardından savunmadan müdahale geldi. Topa yetişmeyi başardı Enes ve topla buluşturdu Hakan Öztürk'ü. Hakan'ın ilk çalımında başarı var. Ardından pasındaysa takım arkadaşını topla buluşturamadı. Arif Emre. Berkcan. Batuhan'la mücadelesinde Berkcan faul yapan isim oldu. İtirazları vardı Berkcan'ın o faul noktasında. Şimdi o pozisyonu izliyoruz sevgili izleyenler. İkili mücadelede. Topu önüne almak isterken rakibi Batuhan Beştaş'a da faul yapmış Altınordu Futbol Kulübü oyuncusu Berkcan Cengiz. Ama Batuhan yüzüne aldığı bir darbe var. Çünkü orada elle müdahale gelmişti. Batuhan'ın yüzüne ve sağlık ekipleri müdahalede bulunuyor. Skor 4-2. Keyifli oyun var. Her iki takımın da ligdeki konumunu aldırış etmeden zaten biz karşılaşmayı değerlendiriyoruz. Çünkü gelişim ligi ve gerçekten adında yakışır şekilde oyuncular gelişmeye devam ediyor ki Ankara Gücü'nde bunu oldukça rahat görebiliriz. Biz yayınımıza başladığımız günden itibaren de gitgide artan bir performans vardı zaten takımda. Evet. Efe, o oyun, futbol, keyif, her şeyi sahip şu anda Ankara Gücü takımı oyuncuları. İlk defa bir maçta galiba 4 gol attık sene başından. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet, 4 gol attığımız maç ben hatırlamıyorum. Altınordu'da yine en çok gol yediği maçta sanırım 2 gol yemişti. Bugün 4 gol yedi Altınordu'da. Beklentinin ötesinde bir maç oldu. Ve karşılaşma yeniden hareketlendi sevgili izleyenler. Atakan. Ulaş. Araya girdi Hakan Öztürk. Karşılaşmada yedek kulübesi anlamında da zaten sıkıntı yaşayan bir Altınordu Futbol Kulübü vardı sevgili izleyenler. Yusuf çıkıp Ahmet girmişti ilk yarıda ve ikinci yarıda ise Furkan çıktı. Mehmet Ablay oyuna dahil olmuştu. Enes. Alperen Bekli. Tugay Güner. Kendi yer alanında paslaşmaya devam ediyor Altınordu Futbol Kulübü takımı oyuncuları. Amari'ye gidi Arif Emre, Atakan, Ulaş. Atakan, Ulaş paslaşmasının ardından Ulaş'ın arapasında yeniden Atakan Dama topla buluşan oyuncu oldu. Atakan oyunun yönünü sol tarafa çevirmek isterken şimdi Eren topla buluştu ve ardından Ömer Çağrı. İkili mücadelesinde faul yaptı ve kart gelecek. Ömer Çağrı'ya da sarı kart geldi karşılaşmada dakika 78'de. Kenarda yine hareketlilikler olacak gibi duruyor Ankara Gücü takımında. Oyuna girecek gibi duruyor şu an İbrahim. Onur Efe de yine hazırlanıyordu az önce. Alperen. Berkcan. Araya girdi Batuhan Beştaş. Atakan. Arif Emre.
Hakan. Ulaş. Harun savunmaya da çarptırarak taçı kazandırdı takımın ama taçtan önce oyuncu değişikliği olacak sevgili izleyenler. 10 numaralı formasıyla Arif Emre kenara gelirken 16 numaralı formasıyla Onur Efe Ekri'yi izliyor olacağız Ankara Gücü takımında. Şimdi karşılaşmada Muharrem Canlı da Atakan'ın durumunu sorduk ki ona göre bence oyuncu değişikliği olacak gibi de duruyordu. Evet. Hakan veya Atakan ikisinden evet. Gelecek. Hakan'ın evet Hakan çıkacak çünkü Hakan'ın tabelası yanmıştı ve Hakan da kenara gelirken İbrahim Davşan oyunda. Hakan aslında bu golcü sezisi dediğimiz o sezgileri çok kuvvetli ve aynı zamanda gol vuruşları da iyi bir oyuncu. Skorer bir oyuncu. Bugün de 4. golünü atmış oldu Hakan Öztürk. Şimdi kenara geldi. Onun dışında Arif Emre'de bir şanssızlığı var son zamanlarda ama o da umarız şanssızlığını yenecektir. Gol dışında her şeyi yaptı bugün Arif Emre'de. Evet. Şu anda oyuncu değişiklikleriyle birlikte oyun yeniden hareketlendi. Dakika 80'deyiz. Normal sürede son 10 dakikalık dilimin içindeyiz. İlk yarıda 4, ikinci yarıda 2 gol izledik. İlk yarıdaki 4 gol Ankara Gücü takımından gelmişti. İkinci yarıdaki 2 gol ise Altınordu Futbol Kulübü takımı oyuncularından toplamda 6 golü geride bıraktık 80 dakikada. Taç atışını kullanacak mücadelede Ankara Gücü takımı Kaan İlker'le. Kaan İlker de şimdi bıraktı İbrahim Davşan'a. Ve taç el değiştirdi sevgili izleyenler. El ele çarpan topla birlikte Ahmet Şahin taç atışını kullanıyor olacak Altınordu'da. Berkay. Araya girdi Onur Efe. Topu kazandırmıştı Ankara Gücü'ne ama oyunun yönüne göre sol tarafa sıkışmış durumda o top. Yusuf Eren. Döndü en geriye Kaan Çinkaya. Baskısı var Hakan Öztürk'le birlikte Altınordu'nun. Efe Kaan topun kontrolünü sağladı Altınordu Futbol Kulübü kalecisi. Eliyle başlattı mücadeleyi Alperen Bekli. Enes. Batuhan Berkcan hava topu mücadelesinde son top Ankara Gücü'nde Ömer Çağrı. Atakan dama. Atakan çalımını attı ama orada bir faul düdüğü işaret edildi. Alperen Bekli faul yapan isim oldu. O pozisyonun tekrarını izliyoruz sevgili izleyenler. Top geçti ama Atakan dama geçemedi. Alperen'in yaptığı faulün ardından da Atakan dama için sağlık ekipleri bir kez daha oyun alanında. Bu tür faulleri aslında iyi alan bir oyuncu Atakan dama. Rakibe böyle kart aldırabilen bir oyuncu sık sık. Bu arada Onur Efe Ekri de geçen maçta, son maçta çok iyi performans sattı. Sezonun belki de en iyi performansını sergilemişti kendi adına Onur Efe Ekri. O da formda oyunculardan birisi Ankara Gücü tarafından. Sevgili izleyenler, şu anda Atakan Dama'ya sağlık ekipleri müdahalede bulunuyor ve serbest duruş kazanmıştı Ankara Gücü takımı. Topun başında Yusuf Eren'le birlikte Ulaş vardı. Şimdi sadece Yusuf Eren var. Atak yönüne göre sağ taraftan kullanılacak çizgiye yakın noktadan o serbest vuruş. Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi. Yusuf Eren yaptı ortayı. Kafalardan seken top dışarıya çıktı ve köşe gönderine doğru hareketlendi. 16 numaralı formasıyla Onur Efe Ekri. Savunmada Berkcan'dan çıkmıştı o son top. Onur Efe kullanacak köşe vuruşunu oyunun yönüne göre sol taraftan. Onur Efe yaptı ortayı. Ardından top savunmanın kontrolünde dışarıya çıktı ve kale vuruşunu kullanacak Efe Kaan Yıldız. Yusuf Eren karşıladı o topu. Ve ardından tekrar topu kazanmak isterken rakibi Abdullah'a da faul yaptı ve serbest vuruş kullanacak Altınordu takımı. Tugay. Harun. Atakan dama. Harun'un da bekten bindirmesi vardı Atakan.
oyunun yönünü çevirdi. Sol taraftaki Eren'e doğru Eren. Ceza sahası üstünde topla buluştu. Karşısına aldı. Ahmet'i pasını aktardı İbrahim Davşan'a. Onur Efe. Kaan İlker. İbrahim Davşan. Bıraktı geriye Onur Efe. Kaan İlker. Onur Efe. Pasında Eren'den önce savunma girdi araya Berat'la birlikte. Berkcan. İlerideki tek oyuncu Hakan Öztürk. Berkcan. Çalımını atıp sıyrılmak isterken rakibinden karşılaşmanın hakemi faul işaret etti ve serbest vuruş kullanacak Altınordu Futbol Kulübü Ömer Çağrı yerde kalmıştı. O ikili pozisyonda. Şimdi o pozisyonun tekrarını izliyoruz sevgili izleyenler. Berkcan topla birlikte sıyrılırken Ömer Çağrı faul yapan isim olmuş ve Berke Evren Cengiz oyuna dahil olacak. Ankara Gücü takımında 11 numaralı formasıyla günün başarılı ismi Atakan Dam'a kenara gelirken 19 numaralı formasıyla Berke Evren Cengiz oyunda Atakan Dam'a da alkışlar var tribünden. Atakan Dam'a maç içinde çokça değindik ama hak ediliyor da haliyle bir kez daha değinilmesini isteyeceğim. Neler söylemek istersin Efe? İspor'u çok iyi kullandı Atakan Dam'a bugün ve yine iyi performansı vardı. Şimdi kenara geliyor. Yerine belki oyuna dahil oldu ama sakatlık da vardı aslında. Seçiyordu az önce. Umarız ciddi bir şey yok. Dakika 86 itibariyle Atakan çıkarken Berke Evren Cengiz'i izliyor olacağız. Kalan normal süredeki 4 dakikada ve Berke oyuna girer girmez savunmada müdahalede bulundu. Dönen topu Berkay ve top üstten dışarıya çıktı. Atakan aslında fiziğini de geliştiriyor bu aralar. Fiziğini çok geliştirdi aslında baktığımızda. Teknik kapasitesi zaten yüksek bir oyuncuydu. Bunun üzerine fiziğini de ekleyince şu an iyi bir noktaya geldi diyebiliriz. Kale vuruşunu kullandı Kaan Çinkaya. Ulaş'a müdahale geldi. Tugay'dan ve Tugay'ın da itirazları vardı karşılaşmanın hakemine. Serbest vuruş kullanacak Harun'la birlikte Ankara Gücü. Dakika 87'nin içindeyiz. Normal sürede 3,5 dakikalık dilimin içindeyiz sevgili izleyenler. Harun da topu bıraktı Yusuf Eren'e. Yusuf Eren kullandı serbest vuruşu. Topu uzaklaştıramadı. Mehmet'le birlikte Altınordu Futbol Kulübü ardından Hakan ileride tek başınaydı. O da pasını aktaramadı. Ve bugün Altınordu Futbol Kulübü'nde ikinci yarıda bakacak olursak Efe birazcık daha Hakan'ı zaten en ileride izlemeye başladık. Hakan'ın yetenekleriyle birlikte de ayakta kalmayı ileri uçta sağlayan bir Altınordu Futbol Kulübü vardı. Ömer Çağrı pasında hareketlenmedi Ulaş çünkü bir sakatlık söz konusuydu. Taç atışını kullanacak Mehmet Ablay ve karşılaşmanın hakemi yeniden kullanılmasını istedi. Alperen. Ulaş aslında ataktaydı ve topu taca bırakmıştı. Aynı güzellikte Altınordu Futbol Kulübü de topu yeniden Ankara Gücü takım oyuncularına verdi. Harun. Yükselttiği noktada Batuhan'la birlikte Mehmet topa yükselen isimdi. Ardından son top Ulaş'tan çıktı ve taç atışını kullanıyor olacak Berkcan. Hakan Öztürk. Batuhan. Karşılaşmada Yusuf Eren savunmadan topu uzaklaştırdı. Dönen topu da karşıladı Altınordu Futbol Kulübü. Mehmet. Ulaş'a da çarpan topta şimdi karşılıklı kayıplar devam ediyor sevgili izleyenler. Berkay. Berkcan. Harun Aşan top kafalardan sekip Hakan Öztürk'ün önünde Hakan. Yerden pasında Batuhan girdi araya savunmada. Onur Efe. Berke. Onur Efe Berke paslaşmasının ardından atak yönüne göre sol tarafta Berke karşısına aldı Mehmet'i ve ardından top taca çıktı sevgili izleyenler. Taç atışını kullandı Mehmet'le birlikte Altınordu Futbol Kulübü. Bu sezon dakika 89'un içindeyiz. Altınordu Futbol Kulübü eğer skor böyle tamamlanırsa
bu sezon 3. mağlubiyetini almış olacak. Keçiören Gücü'ne 1-0 mağlup olmuşlardı. Eyüp Bey ise 2-0. Şimdi de Ankara Gücü karşısında 4-2'lik mağlubiyetleri söz konusu. Onlar da galiba bu sezon ilk kez 4 gol yediler. Efe yanlış hatırlamıyorsam. Yani her iki takım için de bu maçın önemi farklı ve büyük olmuş oldu. Batuhan savunmada uzaklaştırdı ve taç atışını kullanacak Altın Ordu. Sıra dışı maç oldu gerçekten. Enes kullandı taç atışını. Ömer Çağrı. Eren. İbrahim'i düşündü ama o pas bağlantısında hata geldi o ikiliden. Alperen. Harun. Taç atışını kullandı hemen Alperen'le birlikte Altın Ordu Futbol Kulübü ama o taç atışını da istediği gibi kullanamamıştı. Şimdi tekrar edilmesi istendi. Enes kullandı taç atışını. Tugay araya girdi. Ulaş'la birlikte savunma ve taç kullanmaya devam ediyor Altın Ordu Futbol Kulübü. Her taçla birlikte de rakip yer alanına yeniden yaklaşmış durumda. Karşılaşmanın hakeminden uzatma süresi olarak artı 5 geldi. 4. hakem Furkan Baldan. En az 5 dakika izleyeceğiz uzatmada. Ve Altın Ordu Futbol Kulübü ise atakta. Hakan pasında Kaan İlker. Topu uzaklaştırdı ama dönen top yeniden Altın Ordu Futbol Kulübü'nde ve ceza sahasına yükseltilen noktada Kaan Çıkaya için çok kolay bir top oldu. Artı 5 uzatma geldi. Senden de son düşüncelerini alayım Efe. Her iki takımla ilgili de bugünkü maçı nasıl değerlendiriyorsun? Ankara Gücü bugün kaliteli ayaklarında sonucu çok rahat diyebiliriz aslında. Çok kaliteli oyuncuları vardı bugün sahada ve toplu oyunda etkili oyuncularla, pas kalitesi yüksek oyuncularla değerli toplumu oynadılar ve skoru da aldılar. 4-2'lik skor var şu an tabeladan. Altın Ordu ise defansa hatalar yapıldı çok fazla ilk özellikle. Ama Altın Ordu'nun potansiyelini biliyoruz oyuncuların hepsinin. Zaten birçok milli takım oyuncusu. Onlar da umarız Türk futboluna güzel bir kariyeri olur. Türk futboluna hizmet ederler ilerleyen yıllarda. Sevgili izleyenler, karşılaşmada 4-2'lik Ankara Gücü takımının üstünlüğü devam ediyor. 90+2. dakikanın içindeyiz. En az artı 5 uzatma gelmişti karşılaşmada. Ve Altın Ordu Futbol Kulübü de son 3 dakikadır rakip yer alanda diyebiliriz. Ama ceza sahasına girme noktasında hala sıkıntılar devam ediyor Eren. İbrahim. İleride Ulaş topla birlikte fark 3'e çıkarma şansı ve Ulaş topu alana gönderdi. Takımının 5. bugünse kendi adına 2. golünü attı. Yine uzatma dakikasında attı. İlk yarıda da artı 3 uzatma gelmişti ve topu ağlara göndermişti Ulaş Yılmaz. Şimdi ise artı 5 uzatma geldi ve artı 2'nin içindeyken topu ağlara gitti. İbrahim Davşan'ın asisti ve Ulaş Yılmaz'ın golüyle birlikte skorsa 5-2'ye geldi. Yine koşuyu yaptı. Yine artı 3 topsuz oyunda ve koşu da güzel, son vuruş da güzel. Harika bir gol daha geldi ve noktayı koydu büyük ihtimalle Ulaş Yılmaz. Bugün de günün bence en iyi isimlerinden biriydi. Evet. Ulaş Yılmaz'ın attığı golle fark 3'e çıktı. 90+3. dakikanın içine girdik. En az artı 5 uzatma gelmişti ve Altın Ordu Futbol Kulübü karşısında ilk yarısında 4-0 önde kapattığı mücadelede Ankara Gücü ikinci yarıda artık uzatma dakikalarındayken 5-2 önde olan taraf santra vuruşuyla birlikte yeniden Altın Ordu Futbol Kulübü ise oyunu başlattı Berkay. Araya girdi Yusuf Eren. Golün ardından Güneş daha da başka doğdu sahada. Taç atışını kullanacak Ankara Gücü Kaan İlker'le. Oyunda temponun asla düşmediği bir mücadeleydi. Hala aynı tempoda da devam ediyor. Ulaş. Pasında Berke ceza sahası içinde topla buluşan oyuncu. Ulaş. Ulaş yaptı. Orada savunma karşıladı Alperen'le. Dönen top yeniden Ankara Gücü takımında Ömer. Araya girdi savunma Onur Efe'den önce. Yusuf Eren. Topu uzaklaştırdı ve top taca çıktı. Taç atışını kullanacak Altın Ordu. Enes Yetim kullanacak taç atışını. Alperen. Artı 4'ün içindeyiz. Son 1,5 dakika.
Ankara Gücü takımı için sevgili izleyenler. İlk yarıda perdeyi Ulaş kapatmıştı. İkinci yarıda da sonlara doğru Ulaş açtı. Yine bakalım onun golüyle kapanacak mı yoksa devam edecek mi Ankara Gücü takımı derken İbrahim'den önce savunma girdi araya. Dönen topsa Onur Efe ile birlikte Ankara Gücü takımında. Harun. Tabii 6. gol gelirse plakada yazılmış olacak Harun. Korner noktasına sıkışmış durumdaydı top. Harun topuyla topu servis etmeye çalıştı takım arkadaşlarına. Tugay araya girdi Onur Efe. Karşılaşmada golün ardından da rakip yer alanına şimdi yerleşen taraf Ankara Gücü takımı oldu. Oyunun sonlarına doğru. Kendi yer alanından çıkmakta güçlük yaşayan bir Altın Ordu Futbol Kulübü olmaya devam ediyor. Yusuf Eren. Tugay. Çalımını attı Onur Efe'ye Tugay. Ardından geçti rakip yer alanın ilk metrelerine bir sakatlığı söz konusuydu ve sekme söz konusu Tugay'da. Karşılaşmada son düdük geldi kazanan 5-2'lik skorla. Altın Ordu Futbol Kulübü karşısında Ankara Gücü oldu sevgili izleyenler. Golün perdesi dakika 14'te Hakan Öztürk'le açılmıştı. Ardından dakika 34'te Furkan, 40'ta yine Hakan Öztürk ve 45 artı 3. dakikada da Ulaş'ın attığı gollerle ilk yarısında 4-0 önde kapattı. Altın Ordu Futbol Kulübü karşısında Ankara Gücü takımı. Altın Ordu Futbol Kulübü açısından gollerse dakika 51'de penaltıdan Berkay Kınaş'tan ve dakika 70'te de Berkcan Cengiz'den geldi. Uzun süre 4-2'lik skor devam etmiş ve 90 artı 3. dakikada da Ulaş Yılmaz'ın attığı golle skor tayin edildi ve 5-2'lik skoru kazanan Ankara Gücü takımı oldu. Bu galibiyetin ardından Ankara Gücü takımı puanını 40 yaparken Altın Ordu Futbol Kulübü ise 54 puanda kaldı. Ankara Gücü Balıkesir Spor deplasmanına gidecek. Ankara Gücü karşısında da mağlubiyetle ayrılan Altın Ordu Futbol Kulübü yine bir zor deplasmana Samsun Spor'a gidecek. Bakalım taraflar neler yapacaklar o karşılaşmada da. Bizim Ankara'dan Elmadağ İlçe Stadyumundan bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Çok keyifli bir oyun seyrettirdikleri için Ankara Gücü takım oyuncularına da teşekkür ediyoruz. Anlatımda ben Elif Ünal Dilim döndüğünce sizlere eşlik ettim. Yorumlarıyla Efe Dinç ise bizlerle birlikteydi. Kamerada Deniz Sarıgil ve Yalçın Kılıç olurken rejide ise Melda Atlas vardı. Tüm ekip arkadaşlarım adına bugün ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Umarım yine iç saha karşılaşmasında yeniden keyifli bir futbolda görüşünceye dek herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.